İyi akşamlar sevgili izleyiciler. TGRT Haber ekranlarında Kozmik Masa'da yeniden karşınızdayız. 2020 önemli bir gelişmeyle başladı. Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin meclis tezkeresi onaylandı. Bu aşamadan sonra Libya'dan gelen kararı memnuniyetle karşıladığını söyleyen, belirten tepkiler söz konusu olacak. Libya 2020'nin önemli gündem maddelerinden biri. Tıpkı Suriye gibi 2020'nin başka önemli gündem maddeleri olacak. FETÖ ile mücadele, PKK ile mücadele, 2019 karnesi ve 2020'deki müstakbel gelişmeleri masaya yatıracağız. Üç değerli konukla beraber. Konuklarım Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Şefi Nazif Karaman. Nazif Karaman hoş geldin. Hoş bulduk. Yayınımıza. Gazeteci İbrahim Baran bizimle. İbrahim Baran siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve gazeteci Güngör Yavuz Aslan sahadan özel bilgilerle bize katkı sağlayacak. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güngör Yavuz Aslan. Müsaadenizle Nazif Karaman'la başlamak istiyorum. Zira 2019 Japonya'ya göre son gün diyebiliriz Nazif. Ayın 30'u evet. Ama bize göre bir gün erken ama 2019'un son gününde Japonya'da Brezilyalı bir şahıs Türkiye'ye gelmek üzere bir müzik aletinin kılıfına diyelim artık bir şeye giriyor, saklanıyor. Bir kargo şirketinin uçağıyla Türkiye'ye geliyor ve Türkiye'de gözaltına alınıyor. Önemli bir gelişme. Arka planı var. Bu konuyla başlayalım. Ardından bu konunun bizimle, Türkiye ile bağlantısı ve ardından diğer konu başlıklarımıza geçeceğiz. Güngör Yavuz Aslan'ın Dubai-Beyrut hattı ile ilgili, çünkü bu konu Beyrut'la da alakalı, bir katkısı olacak. Bu olay nedir? İzleyicilerimiz merak ediyor. Özel bilgiler ışığında aynı zamanda bize anlatır mısın? Bir kişi derken bu kişi Nissan'ın CEO'su. Yani çok önemli bir iş adamı. Geçtiğimiz aylarda da adı çok büyük bir yolsuzluğa karışmış ve bu yolsuzluk soruşturması hakkında başlatılmış Carlos Ghosn adı. Evet. Hakkında bir soruşturma başlatıldı. Japonya'da bu kendi şirketini Nissan'ı dolandırdığı iddia edildi. Bu çerçevede de tutuklandı. Japonya'da cezaevine girdi. Daha sonra 18 milyon dolar galiba rakamı yanlış hatırlamıyorsam 18 milyon dolar ödeyerek, kefalet ödeyerek ev hapsine çıkarıldı. Japonya'da ev hapsindeydi. Nisan ayından bu yana ev hapsindeydi. Evet. Şimdi ev hapsinde yine önümüzdeki aylarda da yine duruşmaya çıkacaktı. Duruşma öncesinde yolsuzluğun boyutunun... Yani bu Hablemitoğlu sanığının Ukrayna'da ev hapsinde olması gibi bir ev hapsi durumu var. Yolsuzluğun boyutunun işte ev hapsinde bulunduğu sırada biraz genişlemesi üzerine avukatları kendisine kesinlikle yeniden cezaevine gireceği yönünde uyarı yapıyorlar. Kendisi de bir takım kaçma planları yapıyor. Bu doğrultuda yılbaşında evinde bir yılbaşı partisi düzenlenmesi planlanıyor. Bu plan oysaki bu kaçışın bir parçasıymış. Evine müzisyenler geliyor. Müzisyenlerin kendisinin boyu 1.67 bu arada. Evet. 1.80'lik bir müzik aletinin kontrabas içine, galiba. Kontrabas aletinin içerisine giriyor. Ve onun kutusunun içine giriyor. Evet, kutusunun içine girip o müzisyenlerle birlikte villadan çıkıyor. Kaçış böyle bir hikaye şöyle hatırlıyorum Nazif Karaman. İzleyicilerimize hatırlatmış olalım. Sen olayı iyi biliyorsun. Birlikte haberini yapmıştık. Evet. Bir FETÖ mensubu. Tanınmış bir FETÖ'cü iş adamı. Hatta onun da uçak şirketi vardı galiba. Evet, bir havayolu şirketi vardı. 15 Temmuz'dan sonra İbrahim Baran, Güngör Yavuz Aslan izleyicilerimizle paylaşırken size de söylemiş olalım. Tabut yapıyorlar. Tabutla yine kendi firmasının işte şirketinin uçağıyla, özel jet uçağıyla tabutta firar ediyor. Yani 15 Temmuz'dan sonra tıpkı ölü gibi sanki bir cenaze işlemi yapılırcasına, o dönemde biz haberini yapmıştık. Onunla bağlantılı olarak böyle bir kafamda direkt o canlandı. Evet. Onu hatırla, böyle bir şeytani plan. Evet. Kontrabas kutusunun içerisinde alınıyor, bir arabaya bindiriliyor. Arabayla Osaka kentine kadar gidiyor. Oradan
Bir ismini burada vermeyeceğiz. Çünkü iddialar hani şu anda iddia boyutunda, daha netleşmiş bir şey yok. Haklarında dava açılmadı. Diğer firma için Japonya'da yargılama olduğu için söyledin. Bu firma için henüz evet. Evet. Bu kargo Türk şirketi. Kargo, ünlü bir Türk kargo şirketine ait bir jetle İstanbul'a kadar geliyor. Nereye geliyor? Genel havacılığa geliyor. Şimdi demin bahsettiğin tabut olayı nerede oldu? Genel havacılık terminalinde. Oldu. GHT diye geçiyor. Cemal Kaşıkçı'yı katledenler nereye geldi? Genel havacılık nereden terminali. Giriş yaptı? Genel havacılık terminali. Bu genel, şimdi konuya devam edeceğim ama bu genel havacılık terminalinin üzerinde durulması lazım Ferhat Ünlü. Evet. Bak bütün bu olaylar genel, orada bir disiplinsiz bir ortam var. Sanki sistemde bir yanlışlık var orada. Çünkü hangarların şirketlerin içerisinden hangarlara ulaşmak söz konusu oluyor. İşte bir kontrolsüzlük var gibi geliyor. Özel havacılık şirketleri kullanıyor, kargo şirketleri falan ama... Bu arada Atatürk Havalimanı'nın içinde genel havacılık. Yani İstanbul Havalimanı taşınsa, faaliyete geçse de genel havacılık halen nerede? Atatürk Havalimanı. Atatürk Havalimanı'nın içinde. Bu 29 Aralık günü, 29 Aralık saat 11'de bu uçak Osaka'dan havalanıyor ve Türkiye'ye genel havacılığa, Atatürk Havalimanı genel havacılığa geliyor. TC-TSR kuyruk numaralı jet. Kargo uçağı. Belki. Kargo uçağı jet ama geliyor, Türkiye'ye iniyor ve uçakların içindeki personel ve varsa yolcu neyle sabitlenir, yani neyle adlandı? Manifesto isimli bir belgede bu isimli belgelendirilir. İsimler yer alır. Mürettebat ve yolcu varsa. Mürettebat ve yolcu. Bu TC-TSR kuyruk numaralı uçak manifestosunda hiçbir şekilde bu kişinin, yani Carlos Ghosn'un ismi hiçbir yok. Şekilde ismi bulunmuyor. Tıpkı tabutla kaçan FETÖ'cü iş adamının olmadığı gibi. İki tane ABD'li ve 3 personel olmak üzere, biri hostes, ikisi pilot, 5 kişinin isimleri yer alıyor bu uçakta. Geliyor, genel havacılıkta kör bir noktaya, bakın uçak kör bir noktaya park ediliyor. Daha sonra uçağın yanına ne zaman geliyor? Pazar, yani ayın 30'unda, galiba pazartesi sabah saatleri, 5.29'da bu uçak Atatürk Havalimanı'nda genel havacılıkta park halini alıyor. Daha sonra bir araç yanaşıyor Ferhat Ünlü. Evet. Bu uçağın yanına. Bu araca 06 plakalı bir araç bu. Bu araca bir kişi biniyor. Bu binen kişi nereye gidiyor? TC-RZA kuyruk numaraları. Rıza Zarrab'ın, eski Rıza Zarrab'ın uçağı bu. Bu da önemli. TMSF ile. Bu arada şahsın kendisi gözaltına alınmıyor. Orada bir düzeltme yapalım. Bu kaçışla alakalı, Beyrut'a kaçışla alakalı, onu Güngör Yavuz Aslan'a soracağız. Şahıslar, bunda sorumluluğu bulunan şahıslar, İstanbul ayağıyla ilgili. Anlatacağım. Bu şahıs onu, evet. Araç Osaka'dan gelen jetten şahsı alıyor, 06 plakalı araç nereye getiriyor? TC-RZA, Rıza Zarrab'ın eski jetine getiriyor. Araçtan bir kişi iniyor ve merdivenlerden koşarak jete biniyor. Evet. Bu jet dakikalar sonra nereye havalanıyor? Beyrut'a havalanıyor. Beyrut'a gidiyor. TC-RZA'nın manifestosunda da, yani yolcu listesinde de, personel listesinde de 4 kişi var ama Carlos Kos bu yok. Kişiler arasında değil. Daha sonra Carlos Ghosn'u biz Japonya'daki konutta ev hapsinde olan Carlos Ghosn'u işte bugün ya da dün yılbaşı yemeğinde gazetecilerle sohbet ederken görüyoruz. Bu arada Lübnan'a gitme sebebi oranın vatandaşı olması. Yani Lübnan vatandaşı. Aynı zamanda oranın vatandaşı. Brezilya vatandaşı. Evet. Aslen Brezilyalı. Lübnan'ın vatandaşı. Yani 3-5 gündür dünyada bu konu tartışılıyordu ve bugün de bu işin Türkiye'deki kısmı gündem oldu. Neden gündem oldu? 7 kişilik bir gözaltı söz konusu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bir soruşturma söz konusu. Bu arada
Bu olay nasıl patlak veriyor onu da belirtelim. Japon istihbaratıyla bu ara bir bağlantı yani aslında şöyle, bilgiler alınması da söz şöyle, konusu böyle bir süreçte işliyor. Bu son dakika ulaşan bilgi az önce bir kargo, izleyicimiz paylaştı. Kargo bir haber kaynağımız daha doğrusu. Evet, benim bildiğim şu, kargo şirketinin genel müdürü polise gidip ihbarda bulunuyor. Diyor ki böyle son günlerde medyada bu kişinin işte Carlos'un kaçışı konu ediliyor. Türkiye'ye de bizim şirketle geldi iddia ediliyor. Ben bir iç soruşturma yaptım. Bu iç soruşturma çerçevesinde de burada suça konu bazı olaylara şahit oldum. Ben bunu ihbar ediyorum. Benim ifademi alın ve bu olayı adli boyutuyla bu olayı aydınlatın. Burada suç işleyen çalışanlarımız var. Bunları ihbar ediyorum diyor. Aslında kargonun genel müdürü de burada. Türkiye ayağıyla ilgili soruşturma bu ihbar üzerine başlıyor. Evet. Sonra da Japon istihbaratıyla bir temas söz konusu. Evet. Bunun üzerine bu dört pilot kargo şirketinden kısım amiri yani kargo müdürü diyelim. Şirketin genel müdürü değil. Kargo genel müdürü ve yer hizmetlerinden 2 kişi olmak üzere toplam 7 kişi şu anda gözaltında. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na bugün çıkarıldılar. Sorguları halen devam ediyor. Böylece Türkiye ayağı aslında aydınlatılmış oldu. Dediğim gibi bir kargo şirketinin bazı çalışanlarının bu işin organizesinde yer aldıkları gibi bir şüphe konusu, şüphe söz konusu. Onlar da bu yönlerle, şu anda yargıya hesap veriyorlar. Peki, bu tabutla firar olayı gibi hakikaten çok enteresan bir olay ve yani tabii işin içinde bir büyük bir dünya, bir bakın, firma var. Evet. Şimdi orada da seninle birlikte yapmıştık o haberi, evet. Sabah gazetesinde. Tabutla firar. Kaçış olayı nasıldı? Tabutla firardı manşet, tabutla evet. Firar. Hı-hı. Aranan bir iş adamı, bu iş adamının bir uçak firması söz konusu. Evet. Bu Florida'ya kaçmıştı. Evet. Jetleri var. Özel jetleri var. Jetleri var. İşte kendi şirketinin içerisinden de genel havacılığın apronla bir geçiş, yasa dışı bir geçiş söz konusu. Oradan geçip tabutla bir cenaze götürülüyormuş gibi yükleniyor ve jetle nereye kaçıyor? Irak'tan nereye Irak'tan gidiyor? Amerika'ya. Florida'ya, evet. Amerika'ya gidiyor. Yani orada da gizli tanık ifadeleri söz konusuydu. Ondan sonra olay açığa çıkmıştı. Gizli tanığın uçağın içindeki hostesle sohbetlerini aktarması üzerine İstanbul Başsavcılığına verilen ifade söz konusuydu. Tabii bu iş adamı bunu daha sonradan bizde haber olduktan sonra asla kabul etmedi. Senin de benim de aleyhimde, evet, sosyal medyada şeyler yazdı ama sonuçta savcılığın aldığı bir ifadeydi, haber değeri vardı. Biz de yazdık. Aynı zamanda kendi kardeşi bile verdiği ifadede onu ele vermişti. Bunlar bilinmeyen şeyler değil. Evet. Şimdi Güngör Yavuz Aslan'a bu konudan ilerleyerek ama aynı zamanda Orta Doğu bağlantısıyla. Güngör Yavuz Aslan bu büyük bir dünya devi bir şirketin önemli bir ismi. Ve Beyrut bu tür meselelerde hep önem arz eden bir yer. Sen Orta Doğu üzerinde çalışan bir gazetecisin ve Irak, Suriye ağırlıklı ama Orta Doğu'nun bütününe vakıfsın diyebiliriz. Libya'da çalışıyorsun ayrıca. Libya'ya ayrıyeten konuşacağız. Beyrut bu tür casusluk hikayelerinde hep merkezi önemleri. Tıpkı Dubai gibi. Evet. Neden böyle? Beyrut bu şahsın hani Lübnan vatandaşı olmasının haricinde buraya gidişi, burada başka bağlantıları gözler önüne serer mi? Burada bir şekilde başka bir olay örgüsü veya tıpkı Hollywood senaryosu gibi bu arada. Evet, evet. Tıpkı Tabutta Firar gibi bir Hollywood senaryosunu andırıyor ama başka bir şey arıyor musun? Bir yani ekonomik sebepler dışında bir sebep arıyor musun? Şimdi Nazif Bey anlatırken 18 milyon dolar kefaleti duyunca işte firmanın da bir yolsuzluk iddiaları, rakamların milyar dolarları aştığını ve uluslararası bir mücadele olduğunu düşündüm. Büyük ihtimal bu Carlos Kos'un bir sahip olduğu bilgiler ve bağlantıların ortaya çıkmaması lazım. Kendisinin bu yolsuzlukla beraber çalıştığı şebeke bunu Japonya'dan filmlere konu olacak gibi, evet, bir hikayeyle çıkarmış. Kaçırmış. Çıkarmış. İçinde Amerikalılar var. Tabii İstanbul'un kullanılması, sizin de az önce dediğiniz gibi birçok FETÖ firarcısının hava yoluyla her yer tutulmuşken bu hava yolunun çok rahat Irak'a çıkışlar, Balkanlara çıkışlar, hiç konuşulmaz Gürcistan'a çıkışlar.
nasıl olduğu ileriki günlerde mutlaka yargı bunu aydınlatacaktır. Neden Beyrut? Beyrut bir köprüdür bu tür operasyonlarda. Hem istihbarat örgütleri hem uluslararası karteller bir yerden bir kişiyi transfer ettiğinde bir Lübnan vatandaşı olması da çok çok büyük bir avantaj. Biliyorsunuz bir de zamanlama çok iyi. Şu anda Lübnan'da da bir istikrarsızlık ve devletsizlik var. Gösteriler sokakta devam ediyor. Tam bu kaos ortamında aylarca, günlerce istediğiniz zaman diliminde bu Carlos'u, işte kod adı Carlos diyelim, operasyonu. Ve burada tamamlayıp... Meşhur Çakal Carlos tabii gibi. Tabii vardı. Çünkü Beyrut'ta bu çok oluyor. Yani. Beyrut hem Avrupa'yla da entegre bir yer. Entegre. Bunun için kullanıldığını düşünüyorum. Bu suçluların iadesi ve bu tür noktalarda biraz şimdi, rahat edebileceği bir yer olduğu için de mi tercih ediyorsunuz? Bir de Lübnan'ın şöyle bir özelliği var. 4-5 tane grup var. Hizbullah, Hristiyan gruplar var, Arap gruplar var. Sen bir operasyon yaptığında bir grupla anlaştığın zaman öbür tarafa geçersin. Devlet de facto olur. Yani öbür tarafa geçersin. Baktın orada sıkıntı var. Öbür gider geçersin. Yani Ortadoğu'nun her yerine gidebilirsin. Akdeniz, koskoca bir Akdeniz var karşında. Surat teknesiyle Sicilya Adası'na da gidersin. Bir de Libya'da İsrail'in savaş, kontrolündeki tabi, bir ülke. Var. Efendim? Bir de İsrail'in kontrolündeki tabi, bir ülke. Onun için özellikle seçilmiş. Bir de ben şunu da düşündüm. Lübnan vatandaşı olduğu için. Lübnan'ın böyle suçlarla iadeler konusunda pek İyi bir sicili de yok. Var. İleriki günlerde bu daha da çok konuşulur ama... kefalet verdiklerine göre orada parasal ilişkilerle... Mesleki olarak Nazif Bey çok iyi bir noktaya yakalanmış. Bu siz casus olayları, casus kaçtı, kaşıkçı o cinayetine başladığına kadar bu konuda çalıştınız. Bizim konuşmamız gereken Türkiye'de, İstanbul'da hangi odakların bu tür operasyonlarla, yerel bağlantılarla... Bakın kaşıkçının hala yerel bağlantıları... Evet. Aydınlatamadı. FETÖ'nün gölgesi gibi, hani bir empati yapıyorum, bir şey onu gibi. Onu şu kadar bir var. İşte naçizane Güngör Yavuz Aslan, şu kısmını biz kendi araştırmalarımızda Nazif Karaman'la ve Abdurrahman Şimşek'le şu kısmına ulaşabildik. Sürekli Riyad, ki yargılama sonucunda verilen cezaların ne kadar garabet olduğu görüldü. Riyad yönetim açısından, yargısı açısından, Suud yargısı açısından. Polisiye böyle sonlanmış oldu. Yani hikayenin finali böyle bitti ama biz de öyle bekliyorduk. Fakat yerli işbirlikçi diye sürekli Riyad'ın bir bahaneyle sığındığı, Türkiye'yi töhmet altında bırakan şahsın da bırakmaya çalıştıkları o ismi hiç açıklanmayan sarı çizmeli Mehmet Ağa gibi şahsın da, yani yerli işbirlikçi şahsın da Türk kökenli olmayan, Türk vatandaşı da olmayan bir şahıs olduğu yönünde bilgi var. Hmm. Yani şu noktada haklısın. İstanbul pek çok yabancı uyruklunda barındığı bir yer. Bundan yola çıkarak bir istihbarat örgütlerinin bu tür insanları kullanma kapasitesi yüksek. Buna ilişkin bir tabii ki kontra espiyonaj, bunu Birleşik Arap Emirlikleri casuslarında gördük. Espiyonaja karşı koyma, casusluğa karşı koyma anlamında çalışmalar yapılıyor. Bu tür yabancı vatandaşların tıpkı bu şahsın ve çevresinde olduğu gibi kullanılma şeyi de yüksek. İstanbul o noktada köprü, tıpkı Beyrut gibi. Bir parantez, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da geçen içinde... resmi görevlerinde oldu bir kaçakçılık, insan kaçakçılığı çetesi ortaya çıkardı. Bu da İstanbul polisinin, özellikle hava limanı, gümrük polisinin büyük bir başarısı. Buna karşı peki, burada da en dikkat çekici genel müdürün, şirketin genel müdürünün içeriden aldığı bilgileri yargıya ve götürmesi bu da çok dikkat çekici. Olumlu bence. Yani bir kargo, yani aslında genel müdürde sıkıntı yok. O kargo müdürü sanki bu organizasyonun içerisinde. Zaten şu anda da OK isimli, şu anda da gözaltında. İfade veriyor Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda. Bu olay aydınlanacak her yönüyle. Önemli bir gelişmeydi. Bizi de alakadar eden bir gelişmeydi. O yüzden konuştuk. Libya'ya geçelim. Libya bugün tezkere kabul edildi 325 oyla. Libya 2020'de çok sıklıkla konuşacağımız konuların belki de başında geliyor Güngör Yavuz Aslan. Irak ve Suriye'den sonra. Irak'ı da konuşacağız. Libya'da yani işte Ulusal Mutabakat Hükümeti, Birleşmiş Milletler'in meşru kabul ettiği bu kararı, tezkere kararını olumlu karşıladı elbette. Zaten açıkçası davet üzerine Türkiye gitmiş olacak. Suriye'deki sahada bulunmamızın Şam yönetiminin talebi olmadığı için farklı bir bağlamda olacak. O farkı da göz önüne alırsak, Libya'da Türkiye'nin askeri manada, tabii ki istihbari manada da, operasyon çapı, periferisi, genel daire, çerçeve nasıl belirlenecek? Çok çok kapsamlı bir şey mi olacak? Daha sınırlı bir şey mi olacak? Elbette Doğu Akdeniz'deki yaptığımız anlaşma bağlamındaki haklarımızın muhafazası için gereken bir şey. Çünkü daha önce Mısır'da bu minvalde bu tür bir anlaşma yapıldıktan sonra İsrail, Suud, BAE ve tabii ki ABD eksenli bir darbeyle sizi gelince o anlaşma anlamsızlaşmıştı. Burada böyle risk görüldüğü için, çünkü Hafter sürekli işte ABD'nin desteklediği bir
Libyalı general sürekli Trablus'u zorladığı için ulusal mutabakat hükümetinde. Bununla alakalı olarak Türkiye nasıl bir çerçeve çizecek orada? Birincisi, tezkereler bizde çok önemli. 1 Mart tezkeresi 2002 hafızalarımızda. 2003, evet. 2003, özür dilerim. Geçmemişti ama bugün Libya tezkeresi geçti. Bu da 1 Mart tezkeresi çok tartışıldı. Sonuçları ve Irak'ın, Orta Doğu'nun hali ortada. Eğer Türk askeri, yani Amerikan askeri ya da tek başına Irak'a gitseydi, bugün Suriye ve Orta Doğu çok farklı olurdu, başta Irak. Daha mı iyi olurdu? Tabii, Türk askerinin... Orta Doğu'yu çok iyi bilen bir isim. Tabii, çünkü Türk, bunun teyidi şu, bir cümleyle. Teyidi Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı bölgesine varak Mehmetçik nerede varsa güven var. Parantez içinde İdlib'de bugün bombardımanlardan sınıra gelemeyenler gözlem noktasına 100-200 metre yaklaşmaya çalışıyorlar. Çünkü orada Türk askeri oldukları için güven şemsiyesi görüyorlar. En büyük. Orada bombalanmadığı için. 1 Mart tezkeresinden sonra İran kuzeyine, Kerkük şehir boyutuna kadar Türk askeri Amerika'ya da kendisi ya da uluslararası koalisyon içinde bugün olsaydı, bugün Irak'ta bir IŞİD çıkmazdı. PKK bu kadar güçlü olmazdı. Çok yani özür dilerim. Şartları... Bir şey söyleyebilirim. Buyurun İbrahim Baran'ı. Şöyle bir şey de var. Bugün Türkiye'nin Libya'ya yönelik tezkeresini hayır diyen bir partinin genel başkanının yardımcılığını yapmış bir kişi. 2003'te milliyetçi reflekslerini ön plana çıkararak Türkiye'nin, Türk askerinin Irak'a girmesi gerektiği konusuyla ilgili her yerde konferanslar veriyordu. Şimdi böyle enteresan da bir şey. Hatırlatmayı da yapmak lazım. Aslında bir gazeteci olarak bir üzerimizde de misyon var. Bugün ne yazık ki Gazi ve Kahraman Meclisi'nin bir üyesi, ismini vermeyeyim, lejyoner kelimesini kullandı. Şanlı Türk tarihine ve yakın tarihine baktığımızda Mehmetçik, adını Peygamber Efendimiz'e atıfta bulunarak anılan Mehmetçik, tarihin hiçbir yerinde paralı askerlik ve lejyonerlik yapmamıştır. Bunu da şu anda Fransız bizi... Fransız ordusundan tabii, bahsetmiyoruz yani. Yani bu ordu Mehmetçik. Yani evet, dünyada kaç tane ordu vardır ki bir peygamber duasına nail olmuş. Onu da burada bir gazeteci hatırlatmamız gerekir. Bir hatırlatma daha yapalım soruyla katkı anlamında. 2003'ün şartlarında hep bir, yani hükümet bu tezkerenin geçmesini istemişti ama meclis o dönemde AK Partili bazı üyelerin de oylarıyla bu teklifi reddetmişti. O dönem aslında Türkiye 2019'da 2003 koşullarını yaşasa ya da şu anki bilince o zaman sahip olsak sonuç farklı olabilirdi. O dönemde Türkiye daha ziyade pek dış terörle mücadele dahil, yani ara sıra girip çıkıyorduk tabii Irak'a, sen çok iyi biliyorsun, evet, ama çok dış sahada bu tür operasyonları karşılama eğiliminde değildi. Yani başka toprağa ayak basmayalım felsefesine sahipti. Tehditleri daha çok. Ama bugün tehditler artınca bundan işte 2016'dır bunun miladı da. Sayın, evet, Cumhurbaşkanı'nın 15 Temmuz darbesinden sonra artık her şeyi kaynağında, terörü kaynağında yok edeceğiz demesiyle, evet, başlayan bir süreç. Belki bugün koşullar söz konusu olsa 2003 tezkeresi geçebilirdi. Geçse de iyi olurdu diyorsun. Kesinlikle iyi olurdu. Zaten bugünkü siyasi Cumhur İttifakı ya da Erdoğan iktidarının Türkiye'yi yönetme durumu bugünkü gibi olsaydı, 15 Temmuz gelirse daha güçlü ve daha derinden olsaydı, o zaman geçerdi. Kesinlikle geçerdi. Birçok şey de çok farklı olurdu. Yani 2003'ten fark ediyoruz. Şimdi aslında Libya'ya gelen süreç bugünkü bir zamanın şahitleriyiz. 2 Ocak tarihine birden gelmedi. Türkiye yaklaşık 2015 yılından beri Libya'ya bir ağırlığını veriyor. Ben izleyicilerimize bir hatırlatmada bulunacağım. 2019 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri 3 tane büyük deniz tatbikatı yaptı. Mavi Vatan. Kararlılık 2019 ve Deniz Kurdu 2019. Bunların senaryolarına ya da işleyişine baktığınızda hepsinde Doğu Akdeniz var. Türk devlet aklı Doğu Akdeniz'deki bu tehlikeyi gördü. Ki olasıdır. Bu Doğu Akdeniz senaryolarını biliyorsun. Tatbikatlar bir senaryodur. Olasılıklar ve ihtimaller üzerine hava, deniz, kara unsurlarının entegresini sağlayan bir savaş oyunlarıdır aslında. Ve Libya senaryosunu da işledi. Yani bizim hazırlığımız var. Ne yaptılar? Bir zamanlama yaptılar. Neden bu hızlandı? Libya Savaşı'nda Hafter hükümeti artık sahillere, Türkiye'nin kabul ettiği ulusal mutabakat hükümeti bitirmeye yönelik çok hızlı adımları diyor. Özellikle Türkiye'nin yaptığı bu 27 Kasım'da. Karşı blokta hangi ülkeler var? Net anlamak Mısır, açısından Mısır, İsrail, evet. Körfez olmazsa olmaz. İki prens. Bu arada İsrail'le Yunanistan, bir anlaşma yapılırsa, Doğu Akdeniz'le Yunanistan'da var. Yapılırsa İsrail'i Türkiye'nin yani kendi yanına çekmesi belli bir asimetrik ittifak bağlamında, her konuda zaten İsrail'le anlaşmamız mümkün değil. Ama bu konuda o bloğu çatlatma imkan ihtimali de İsrail, söz konusu deniyor. İsrail Bakan Yardımcılığı düzeyinde Türkiye'ye atıfta bulunarak aslında bu Türkiye'nin de Doğu Akdeniz'i ve Akdeniz'i beraber konuşalım ama Türkiye'de bu konuda kapı kapalı. Evet. Kesinlikle hiçbir şekilde cevap bulamadı. Karşımıza bir blok oluştu. Aslında bu bloğu anlatmamız için işin özeti Trump'ın Suudi Arabistan ziyaretinde var. Kürenin etrafında meşhur toplanan, evet, İsrail'lere baktığında var.
Ama bu bugün Libya meselesinde Türkiye ilk defa bir şey yaptı. Doğu Akdeniz'in sınırlarını kendisi belirledi. Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği meşru hükümette imza atarak artık bizi bu Kıbrıs hafızasına, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti egemenlik sahasından çıkarak Batı Akdeniz'in sınırına gittik. Sınırı kendisi belirledi. Yani tartışmayı da artık Türkiye'nin istediği gibi. Mavi çizgi diyelim orada. Tabii Mavi Vatan'ın, Mavi Vatan'ın sınırlarını koydu. İkincisi, evet. Suriye ile karşılaştılar. Bu çok yanlış bir şey. Biz Suriye'ye gidiş sebebimiz terörle mücadelede gördüğümüz PKK ve DEAŞ unsurlarını sonlandırmak. Sınır olduğu için. Hem sınır hem terör tehdidine evet. karşı gittik. Libya'da fark ne? Bir Libya'dan davet var. Libya'daki hükümet diyor ki sen benim partnerim misin? En güvendiğim müttefikim misin? Şu anda Türkiye'ye aşırı bir güven var. Hafter ve destekçileri tabiri caizse beni bitirmeye çalışıyor. Benim askeri gücüm yok. Hem yaptığımız en önemli baş şey... Baş destekçi de ABD yine. Dikkat çekici anlaşmamızı koru diyor. Bakın burada var. Bu anlaşmayı da kıyılar özellikle limanları koruyacak gücümde değil. Şimdi siz Türkiye'den bir kıyıdaş olarak ekonomik etki alanı belirliyorsunuz Doğu Akdeniz'de. Bunda bir de karşı kıyısı var. Karşı kıyısındaki muhatabınız olan hükümet asker olarak zayıf olduğu için siyasi ve diplomatik size olarak... Size ihtiyaç duyuyor. İhtiyaç. Türkiye büyük ihtimal askerimiz gittikten sonra belirli bölgelerin güvenliğini sağlayacak. Bize gelen belirliler... Bir senaryo var mı? Yani var. Çok... Mehmetçik sıcak çatışmalara girmeyecek. Sayı falan da verilmiyor ama genel manada belli bir ölçüde bir... Yani ilk başta gidecek deniz kuvvetleri büyük ihtimal gidecek. Hı. Zaten şu anda bizim Doğu Akdeniz'de iki tane fırkateynimiz aktif halde. Hem sontaj gemilerimizi bekleyen gemilerimizin yanında fırkateynlerimiz de var. Şunu çok kaç günden beri tartışılıyor. Şunu bir belirtmek lazım. Yani yiğidi öldür, hakkını ver. Yiğitlerimiz çok yaşasın. Bizim Barbaros'un torunları donanmamız özellikle 15 Temmuz'dan sonra... İşte bu FETÖ'yle mücadele denen deniz kuvvetlerinin en ciddi hedef alındığı buradan geliyor. Şeytani akıl, tabii. üst akıl, geleceğe yönelik kendi planları olduğu için güçlü bir donanma, güçlü bir Türk donanması Karadeniz'de caga satan, 12 ada tartışmasında pazı gücü gösterebilen, Doğu Akdeniz'de dünyanın o uçak gemilerine karşı güç gösterisi yapabilecek bir... Yetkililer sürekli Yunanistan'ın tepkilerine ilişkin zaten paylaşımlar... Yunanistan tarihi itirafını buldu. Evet. Yunan Beritası medyası günlerce bunu tartıştı. Uyurken yakalandık, gol yedik dediler. Yani bunu Yunanistan'da çok ciddi... Araya gideceğiz. Tabii. Son birkaç cümleyi toparlayalım. Var. Bu oraya kesinlikle bu lejyoner tartışmasının üzerinden gidelim. Bir lejyoner ya da işgalci güç diye gidip ilk önce kendi anlaşmamızı korumak için gidiyoruz. İkincisi de dünyanın kabul ettiği meşru egemen bir hükümetin daveti üzerine gidiyoruz. Bu davette Türkiye milletin desteğini alan parlamentonunda onaylanmıştır. Evet. Yani noter anlaşmayı imzaladığımız hükümeti korumak için gidiyoruz. Tabii. Bu peki. Yani ve kendi anlaşmamız için bir araya gideceğiz. Dönüşte İbrahim Baran'la devam ediyoruz. Kısa bir aradan sonra Kozmik Masa devam edecek. 2019'da ne ekildi, 2020'de ne biçilecek? Bizden ayrılmayın. Evet, Kozmik Masa'da 2020'nin olası gelişmelerini konuşuyoruz. Başta Libya olmak üzere Suriye'de konuşacağız. FETÖ ile ve PKK ile mücadelede konuşacağız. Üç değerli konuğum var. Sabah gazetesi özel istihbarat şefi Nazif Karaman, gazeteci İbrahim Baran ve gazeteci Güngör Yavuz Aslan bizimle. İbrahim Baran'da kaldık. İbrahim Baran, Afrika üzerine başka bağlamda çalışan bir gazetecisin. Sahra üstü, Libya önemli. Mısır önemliydi. Mısır'da o Tunus'ta başlayan Arap Baharı diyelim, sonradan kışa dönen domino taşı etkisi Mısır'da körfeze ulaşırken Suud'da nasıl kesildi? Bunların hepsine izleyicilerimiz tanıklık ettiler bunca zaman içinde. Ve Libya 2011 Şubat'ından beri, 15 Şubat diye hatırlıyorum, 15 Şubat'tan bu tarafa özellikle Kaddafi'nin Ekim'deki ölümünden sonra bir türlü kendine gelemedi. Hafter orada yedekte bekletiliyordu. Bir ABD projesi, CIA projesi, Sovyet geçmişi var ama şu anda bir CIA projesi. Trablus'u zorluyor ve Türkiye bu atmosferde ulusal mutabakat hükümetiyle önemli bir anlaşma yapıyor. Bugün de tezkere geçti. Önemli bir farka temas etti Güngör Yavuz Aslan. Suriye'ye davet üzerine gitmedik. Mecbur olduğumuz için gittik. Terörle mücadele ve göçmen dalgasının engellenmesi maksadıyla gittik. Ama Libya'da davet üzerine olacağız. Bu uluslararası bağlamda nasıl bir etki yaratır? Türkiye'nin oradaki stratejisi ne olacak? Bu konuda izleyicilerimizle neler paylaşırsın? Şimdi öncelikle Güngör Yavuz Aslan'ın Irak'la alakalı söylediği şeylere katkı bağlamında bir iki cümle söylemek isterim ben de.
Eğer 2003'te tezkere geçmiş olsaydı Türk askerinin başına çuval geçirilmeyecekti. Ve o dönemde Sayın Cumhurbaşkanı, şimdiki Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan tezkerenin geçmesi için bütün gücüyle mücadele etti. Milletvekillerini ikna etme yoluna gitti. Ancak sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi o dönemde AK Partili milletvekillerinin bir kısmının da hayır oyu vermesi sebebiyle tezkere geçmedi ve Irak'ta tarihin kırılma anlarından biriydi. Kesinlikle öyle. Bir parantez. Yani şimdi çok bu yok, aslında Ferhat Bey çok güzel bir şey söyledi. Bugünkü siyasi tablo olsaydı, Cumhur İttifakı olsaydı geçerdi. Ve MHP parlamentosu. Fakat işte tarihi böyle yorumlayamıyoruz. Yani bundan 16 yıl öncesine gidiyor veya 17 yıl oldu artık. Ben de bir anımı paylaşmak istiyorum. O arada buyur. Ben de Diyarbakır'da bir savaş taburunda askerdim. Askerdin. 2003'te evet. Biz ben de 2003'te araçlara alarm, kırmızı alarm durumuna geçilmişti. 2003'te ben de askerdim bütün, ama şeyde. Bütün deniz kuvvetlerindeydim. Kırmızı bayrak çekilmişti. Mühimmatlar araçlara yüklenmişti. Hazırdınız yani Nazif Hanım. Hazırdı. Ben kısa dönem olduğum için beni götürmeyeceklerdi ama bütün hazırlıklar yapılmıştı. Yani tezkere geçtiği anda bütün Mehmetçik harekete geçecek. Sınır dışı hareket başlayacak. Evet. Ben şimdi, canlı şahit oldum. Yani Diyarbakır'da. Evet. Irak'ta gelinen noktayı görüyoruz. Bir türlü ulusal hükümet kurulamadı, istikrar sağlanamadı. Her gün bir yerlerde bombalar patlıyor. Irak'ın kuzeyinde bir Kürt devleti kuruldu. Orada da çok ciddi sıkıntılar var. Dolayısıyla hani Arap Baharı ile özdeşleştirecek olursak Orta Doğu coğrafyasında Libya, Tunus, işte bu Arap Baharı sürecinde bir tek istikrarı öyle veya böyle yakalayan Tunus oldu. Yemen gibi ülkelerde maalesef ilk başlayan yer. Evet. Durum işler acısı. Durum çok kötü. Libya ile ilgili olarak şunu söylemek gerekir. Hatırlarsınız 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'e sordular. Ege'nin bir Yunan Gölü olduğunu söylüyorlar demişti. Demirel dedi ki işte Ege bir Yunan Gölü değildir. Ege bir Türk Gölü değildir. Ege bir, göl, Ege bir göl değildir demişti. Evet. Şimdi bir dönem Akdeniz bir Türk Gölü'ydü. Osmanlı hakimiyetindeyken. Barbaros Hayrettin Paşa Paşaların zamanında. Tabii onun zamanında ve bu 1. Dünya Savaşı'ndan sonra maalesef bu topraklar bizim elimizden çıktı. Şimdi Doğu Akdeniz bölgesinde İsrail'in öncülüğünde çok ciddi bir ittifak söz konusu oldu. Yani oradaki doğal gaz kaynaklarını elde etmek üzere içinde Mısır'ın, Lübnan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri gibi daha güneydeki ülkelerin de bulunduğu bir ittifak söz konusu oldu. Türkiye Libya ile bu mutabakat anlaşmasını imzalamasaydı Akdeniz'de karaya mahkum edilmiş bir ülke durumuna gelecek ve çok ciddi bir tehditle karşı karşıya kalacaktı. Şimdi bizim Libya'ya vereceğimiz destek yine az önce sizin de söylediğiniz gibi bu mutabakatın gereği olarak ve bu mutabakatı tam anlamıyla sağlamak olarak karşımıza çıkıyor. Yani Türkiye bugün tezkereye hayır oyu veren milletvekillerinin ne kadar milliyetçi, ne kadar yerli ve milli, popüler deyimle söylüyorum, olduklarını kendi kendilerine sormaları gerekir. İşte bir milletvekilinin açıklamasını okudum bugün bir yerde. Diyor ki Türkiye aslında bu konuyu masada çözebilirdi diyor. Masada çözülecek olsa bugüne kadar zaten 50 defa bu konu çözülmüş ve gündemden kaldırılmıştı. Ancak yapılan bir anlaşma var ve bu anlaşmanın gereği olarak Türk askeri oraya gidecek. Karşımızda nasıl bir güç var onu da onu analiz etmek lazım. Tabii yani. Şimdi mesela Hafter örgütü ve ordusu yani Libya'nın güneyinde özellikle çok ciddi anlamda etkin. Libya'nın güneyi de doğal gaz kaynakları bakımından zengin bir yer. Özellikle önce oralara saldırarak başladı. Ve aralarında sivillerin de bulunduğu yaklaşık 1500 kişinin 2019 yılında öldürüldüğü söyleniyor Hafter güçleri tarafından. 2 gün önce yanılmıyorsam El Arabiya kanalına Hafter'in sözcüsü El Misrari, adını da az önce yazdım söylemek için, El Misrari canlı yayın konuğu oldu. Telefonun bağlantısıydı işte bu şeyle, kamerayla 3G teknolojisi mi neydiyse onunla bağlandı. Ya da Skype, evet, fark etmez. Şimdi sunucu Nojva Kastem soruyor, diyor ki sizin karşınızda nasıl bir güç var? Trablus'a girmenizi engelleyen şey nedir diyor. Diyor ki bir diyor Türk topu bizi engelliyor diyor. Israrla soruyor, diyor ki bir top mu engelliyor Hafter güçlerini diyor. Evet diyor, bir top engelliyor diyor. Yani Türkiye'den oraya gönderilen Türk ordusunun kullandığı bir tank, bir top Hafter güçlerini orada durdurmuş. Bir kez daha soruyor. Evet diyor, bizi bir top engelledi diyor. Ve Najwa Kassem, o programın sunucusu kadın bugün Doha'daki evinde ölü olarak bulundu. 2 saat önce yine ajanslara düştü haber. Yani hani bir bölgede bir istihbarat... Doha'daki evinde ölü bulundu. Ölü bulundu. Bu işte önemli ve yeni bir gelişme. Tabii işte kalp krizi falan iddiaları falan söz konusu. Dubai. Dubai mi, Doha mı? Pardon, Dubai. Dubai, Doha, Katar. Doha, pardon. Evet, Katar Dubai'de, başkenti Doha değil, Dubai. Evet, Dubai'deki evinde ölü bulundu. Şimdi
Yani tabii biliyorsunuz orada işte arkasında Sisi'nin bulunduğu. Hafterciler mi bunu yaptı? Evet. Arkasında Sisi'nin bulunduğu, arkasında Suudi Arabistan gibi bir ülkenin bulunduğu, arkasında CIA'nin bulunduğu. Daha doğrusu Hafter'in işini gören bir istihbarat servisi bunu yaptı. Bir tabii. De Hafter, izleyicilerimiz anlasın, Hafter darbeci. Yani şöyle bir algı var. Hafter sanki orada bir taraf. Tabii yani tabii. Yani bir iç savaşta bir taraf değil. 2015 tabii. Yılında dünyanın kabul ettiği, Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği bir meşru ulusal mutabakat hükümeti var. Var. Onun karşısında. Bu meclis, Hafter general, orduda görevli, meclise baskı kurarak o kararı onaylatmadı ve bütün orduyu ele geçirdi. Evet. Yani aynı zamanda yani, 80'li yıllarda da biliyorsunuz bu Hafter Kaddafi'nin generaliydi. Çat savaşında. CIA'ya sığındı sonra. 300 askeriyle beraber Çat'a bir orada bir orada yakalanıyor. Esir bulunuyor. Bunun üzerine Amerika'ya kaçıyor. 20 yıl tam hem de CIA'nin ofisinin çok yakınında Langley'deki noktada, karargahtı. Evet, orayı. Çok yakın bir noktada yaşıyor. 20 yıl boyunca burada yaşıyor. Kaddafi'nin, Fethullah Gülen'in Pensilvanya'da yine Langley'e çok uzak olmayan yani bir yerde. Yani neden darbeci diyorlar tabii, o yani. Anlamda. Yani Kaddafi'nin devrilmesinde Hafter'in de etkisinin olduğu zaten söyleniyor, konuşuluyor bu konuda. Daha yani, öncesinde Kaddafi'yi 69'da desteklemiş ama o çok eski hikaye. Tabii zaten sonradan omuz Kaddafi'nin yerine hazırlanmış bir isim ABD tarafından. Nazif'in tabii. Söylediğinin özü de o. Evet. Tabii, izleyicilerimizin yani. Anlaması için İbrahim Bey'in lafını göre en iyi arkadaşı Sisi. Sisi evet. Tabii. Evet. Gerçi askeri ve en iyi. Libya'nın Sisi'si aslında. Sisi hem maddi hem manevi destek veriyor. Bugün Türkiye işte tezkere 325 oyla geçince ilk açıklamayı kim yapıyor? Sisi yapıyor. Evet, evet. Tepki açıklaması. Tepki gösteriyor doğru. Yani. Evet, dolayısıyla bana. Böyle bir güçle Türk ordusu karşı karşıya olacak. Ben de Güngör Yavuz Aslan'ın dediği gibi Türk ordusunun oraya gidip böyle çok çetin çatışmanın içerisine gireceğini falan düşünmüyorum. Çünkü Suriye gibi, Irak gibi bir coğrafyayla karşı karşıya değiliz. Sonuçta ülkenin kuzeyinde Trablus bölgesinde bir ulusal mutabakat hükümeti var. Bütün uluslararası örgütler tarafından, uluslararası kamuoyu tarafından tanınan bir ulusal mutabakat hükümeti var. Türk ordusu gidip ona destek verecek. Eminim yani bugün az önce Irak'la alakalı konuştuğumuz şeyleri bu tezkere geçmiş olması vesilesiyle inşallah 10 sene sonra ya keşke bu tezkere geçseydi de bugün bunları yaşamasaydı demeyeceğiz. Ve bizim en önemli şey de bizim kendi Akdeniz'deki güvenliğimizin, o imzalanan anlaşmanın üzerine oluşan güvenliğimizin ve artık masada önemli bir aktör haline gelmemizin teminatı olacak. İbrahim Bey, tarihinde çok ilginç bir döngüsü var. İnsanların özellikle siyaset yapan, hatta lejyoner kelimesini kullanabilen siyasetçilerin tarihi bilmesi lazım. Evet. 107 yıl önce 1911'de Atatürk Trablus'ta savaştı. Ne işi var değil mi? Enver Paşa ile beraber. Çok ilginç bir şey. Atatürk Halep'te de savaştı 1. Dünya Savaşı evet. Öncesi. Bugün biz Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde Mustafa Kemal'in savaştığı, Mustafa Kemal bir Osmanlı subayı olarak savaştığı yerde askerimiz var. Yine 107 yıl sonra Mustafa Kemal'in Osmanlı ordusunun padişahın bilgisi dahilinde gizlice gazeteci kılığında gitmiştir Mısır üzerinde. Evet. Gidip Enver Paşa ile beraber oradaki insanlarla beraber bir milis sonra da düzenli orduya döndürmeye çalışıyor. Şu anda da biz aynısını tarihin çok ilginç bir tekerrürü var. Teşkilat-ı mahsusa için gidiyor bir taraftan. Öyle hatırlıyorum yanlış evet. Olmasın. Evet. Padişah dönemi ama Teşkilat-ı mahsusa için gidiyor. Yani İttihat ve Terakki'nin devlet projesi. Evet. İttihat ve Terakki'nin kurduğu istihbarat teşkilatı ki Teşkilat-ı mahsusa sonradan CIA'ya vesaire ilham vermiştir. Yani bugünkü şeyde şu tartışmalara da bir ışık tutmak lazım. Çok müthiş bir toplum mühendisliği yapıyor ülkemizde. Bu bir devlet projesi. Bu bir devletin beka meselesi için gidiyor. Sen Doğu Akdeniz'deki ne diyor bugün Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Bey? Ganimet avcılığına karşı gidiyoruz diyor. Sömürü düzenine karşı gidiyoruz diyor. Türkiye'nin ekonomik varlıklarını korumak için gidiyoruz diyor. O Doğu Akdeniz'in altındaki doğalgazlı zenginlikleri biz okyanusun öbür tarafından gelenlere, darbecilere mi bırakacağız? Bakın çok enteresan. Ben de tam onu söyleyecektim. İbrahim, şu kündüne getirmeye çalışıyorum. Tam kündüne geldi söyleyeyim. Evet. Şimdi burada Güngör Bey'in de söylediği gibi Doğu Akdeniz'de ne var? Petrol ve doğalgaz var değil mi? Hem de Türkiye'nin deniz sınırları içerisinde. Evet. Adamlar bunu gasp etmek istiyor. Evet. İşte İsrail, Baye, Mısır, Yunanistan. Bir çete bunu gasp etmek Lübnan'da istiyor. Türkiye'de, Lübnan'da ve Türkiye'de ne yapıyor? Aralık ayı içerisinde bir deniz sınırları ve askeri işbirliği mütabakatı, iki ayrı mütabakat imzalıyor. Ve evet. Bunu güvence altına almak istiyor. Bundan daha doğal bir şey var mı? Sonra da şimdi ne oluyor? Hafter denen bir darbeci general, nasıl darbeci olduğunu da anlattık. Buradaki ulusal oradaki
mütabakat hükümetini. Ulusal mütabakat hükümeti. Aslında mütabakatın içerisinde kendisi de var ama bu mütabakata uymuyor. Tanım. Aynı zamanda böyle bir adam. Evet. Aynı zamanda oyun bozan bir adam. Kendi çıkarları Amerika'nın talimatları, CIA'den aldığı talimatlar doğrultusunda oyunu bozan adam. Adam buraya bizim işbirliği yaptığımız, milli çıkarlarımızı koruyan bir hükümeti tehdit ediyor. Türkiye'nin de anlaşma yaptığı, işbirliği yaptığı bir hükümet. Bunu korumasından daha doğal ne olabilir? De, buna evet. karşı çıkanlar Türkiye'nin bakın milli çıkarlarıyla milli çıkarlarını gözetmeyen kişilerdir. Türkiye'nin ne olduğunu, milli çıkarlarının ne olduğunu anlamayan adamlardır. Yani. Lejyoner diyor adam. Istemeyen. Utanç verici. Lejyoner evet. ne demek yani? Evet. Yani tamamlayın İbrahim Baran sonra. Şimdi şeyin şuna baktığımızda aslında hikayenin ne olduğu net olarak ortaya çıkıyor. Az önce de söylemiştim. Libya'nın güneyi bölgesinde Hafter örgütünün şeyi var. Ciddi anlamda hakimiyet tesis ettiği bir alan var ve bu alanda doğalgazın çok yoğun olarak bulunduğu bir alan burası. Doğu Akdeniz bölgesi içinde keza aynı durum söz konusu. Aslında biz neyle karşı karşıya olduğumuzu sadece bu iki hakikati yan yana getirerek anlayabiliriz. Bir şey daha söylemek istiyorum bu özellikle Arap Baharı süreciyle ilgili olarak. Şimdi benim işte Kaddafi gibi, Saddam gibi liderleri böyle çok olmadığım anlaşılmasın bu söyleyeceğim şeyden ama Arap Baharı'nın kimler tarafından organize edildiği ve sonucunun ne olduğunu anlamak için söylüyorum. Sonuç olarak Kaddafi gibi, Saddam Hüseyin gibi liderlerin bulunduğu dönemde bu ülkelerde öyle veya böyle bir istikrar vardı. Yani zulüm düzeni elbette vardı. Elbette bu diktatör liderlerin halkına çok da iyi davrandığını söyleyemeyiz ama gelinen noktaya baktığınızda Libya tarumar olmuş durumda. Evet. Irak tarumar olmuş durumda ki Irak çok önceden başlamıştı zaten. Şimdi Arap Baharı süreci, 15 Temmuz darbe girişimi, peşin sıra yaşanan küresel ve yerel siyasetteki pek çok yaşananlar yan yana koyduğumuzda işte diyoruz ki büyük resmi görmek lazım dediğimizde bize ya ne büyük resmi falan dalga geçiyorlar. İşte gelinen noktaya bakıyorsunuz. Hepsi Türkiye'yi bir şekilde köşeye sıkıştırıp diz çöktürmek için yapılan girişimler evet. olarak görülüyor. Dolayısıyla bu hamle Türkiye'nin aslında masada ben de varım, ben de sözümü söylüyorum ve benden bağımsız olarak hiçbir şekilde plan yapamazsınız demesi anlamına Peki. geliyor. En az, en az barış pınarı kadar önemli. Önemli kesinlikle. Yani, bir cümle Ferhat Bey bir de yani bu tezkere birdenbire gelmiyor. İyi bir çalışmanın ürünü. Sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi. Bu anlaşmalar böyle birdenbire gelmiyor. 27 Kasım'daki anlaşmadan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi? Aslında bunun Türkiye'de yeterince servi dedi, yırtıp attık dedi. Biz de servide ne yaptılar bize? Akdeniz ve Ege'yi. Aslında Ege'ye değil biliyorsunuz. Akdeniz, ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. Ege'de Akdeniz'dir aslında. Gelir. Servide bizi balık tutacak kıyılarımıza sıkıştılar. Şimdi güçlenen 15 Temmuz'dan sonra güçlenen Türkiye 100 yıllık hesapları tekrar meşru bir zeminde görüyor. Bu bakış açısını getirmemiz aslında biz gazeteciler olarak da tarihe tanıklık ediyoruz. Yani bir zaman diliminde tanıklık ediyoruz. Aslında Ferhat Peki, Bey, yani sorumla başlayalım. FETÖ'ye geçeriz ama aslında hani gündemde olduğu için yani Türk askeri orada ne yapacak? Güngör Bey onu biraz detaylı. Onu birazdan anlatacağız. Yani birazdan olur. Anlatacağız. Kum He? saatini erken çevirdim çünkü İbrahim Baran'ın zamandan almıştı. Şimdi senin zamanından gidiyor. Kum saati bu programda sembolik ölçümüz. FETÖ'yle mücadele. 2019'da nasıldı Nazif Karaman? Yıllardır çalıştığımız konu, önemli bir konu. Türkiye Cumhuriyeti'nin dışarıdaki, içerideki bekasından başlayarak dışarıya yansıyan, bütün o süreçleri etkileyen bir mesele. 2020'de nasıl olacak onu merak ediyoruz. Senin özel bir araştırman var, bir istihbarat üssü Ankara'da. Ankara'da evet. Bu örgütün bir istihbarat örgütü olduğu artık izleyicilerimizin çok net biçimde bilgisi dahilinde. Bunu daha açmak açısından bu üste ne tür faaliyetler gösteriyorlar bu istihbarat üssünde? Bir teknik istihbarat üssü mü? Nasıl bir yapılanması var? 2019'da genel çerçeve çizersen bilhassa yargısal bağlamda evet. ve 2020'de neler olacak? FETÖ örgütüyle mücadele anlamında. Şimdi Ferhat Ünlü FETÖ'yle mücadele deyince aslında birçok kişi 15 Temmuz sonrasına bakıyor. Ama bu işin böyle olmadığını en iyi senle ben şahidiz. Yani bu işin kırılma noktası nedir? 7 Şubat 2012'dir. 7 Şubat 2012'den sonra bu Fethullahçı senin daha evvelinde yaptığın haberler var. Birlikte yaptığımız haberler. Ondan sonra seni savcıların nasıl hedef seçtiğini FETÖ'cülere biliyorum. Fethullahçı militanlar 2011'den itibaren. O Top Sakal Çetesi diyorum ben onlara. Top Sakal Çetesi Mehmet Baransu, Önder Aytaç ve Önder Aytaç nasıl bizi 7 Şubat'tan itibaren hedefe koyduklarını
Şu anda biliyoruz. Biri dışında ikisi evet. firari. Evet. 7 Şubat 2012'den itibaren başlayan bir süreç var. Bu dershaneler krizi ve 17-25'te artık saflar netleşmiş. 15 Temmuz'a kadar da ciddi bir mücadele yapılmamış. Basın anlamında bu mücadeleyi yapan belki de 3-5 kişiden 2 kişi evet. burada yani. Evet. 3-5 kişinin ikisi burada yani. Biz o zaman işte Abdurrahman'la adliyelerde gezerken, seninle kaynaklarımızda gezerken işte FETÖ savarlar derlerdi bize, bizimle alay ederlerdi. İşte Silivri'de yeri ayırttınız mı, işte evet. çocukları kime emanet edeceksiniz derlerdi. Hakikaten çok zor günler geçirdik. Yani karşılaştığımız ortamlarda şahsen ben tehdit edildim. Savcılar sosyal tarafından medyada da, tehdit edildim. Savcılar tarafından, FETÖ'cü özel yetkili savcılar tarafından adliyelerde tehdit edildik. Hakikaten o 7 Şubat 2012 ile 15 Temmuz arası zor bambaşka bir süreçti. Evet. Zor bir süreçti. Biz kelleyi koltuğa alıp mücadele ettik. Hakikaten bu böyle. Bunu abartmadan söylüyorum. Buna değdiğini düşünüyor musun bunca yıldan sonra? Tabii ki ben hiçbir zaman o dönem nasıl mücadele ediyorsam şimdi de öyle mücadele ediyordum. Gelinen nokta yargısal manada yani, nasıl görünüyor? Şöyle, tabii 15 Temmuz'a kadar ciddi bir mücadele yok. Yargısal anlamda da böyle. Mücadele eden İstanbul Adliyesi'ni ben iyi bildiğim için söylüyorum. 2-3 tane savcıdan ötesi yok. Hatta mücadele eden savcılara koridorlarda selam vermiyorlardı Ferhat Ünlü. 15 Temmuz'dan önce yemekhanede adliyenin 10. katında bir yemekhane vardır. Hakim savcı yemekhanesi. Bu mücadele eden İsmail Uçar, İrfan Fidan, Fuzuli Aydoğdu, Mehmet Akif II gibi o sembolik dönemde. İsimlerin masasına oturmazlardı bakın. Onlara o kadar habis ur muamelesi yaparlardı. Ama 15 Temmuz'dan sonra artık her şey çok netleşti. Bir anda 4500 FETÖ'cü, hakim, savcı ihraç edildi. DSYK sonra da herkes zaten FETÖ'lü mücadele etmeye başladı. Mesela İstanbul Suç Ceza Hakimliği kuruldu 2014 yılında. İstanbul Suç Ceza Hakimliği'ne abartıyorsam bakın buradan kalkmak nasip olmasın. 6 tane hakimi zor buldular. 6 tane hakim zor bulundu. Yani kaç 15 bin yargı mensubu var. Belki bunun yarısı savcı, yarısı hakimdir. İstanbul Suç Ceza Hakimliği... Zaten 6 tane suç ceza vardı. 6 tane cesur adam hakim buldu. Evet, 6 tane İstanbul Adliyesi'nin 6. katında 6 tane cesur adamı zor buldular. Bu insanlar böyle dişe diş kana kan FETÖ'cülerle mücadele ettiler. Peki şöyle bir şey de zorlu anlamında söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın kanman derken. Şimdi tabii ki. Yanlış yorumlar FETÖ'cüler. Sonra da 15 Temmuz'dan sonra zaten... O güne kadar yargı işte temizlendi FETÖ'den. Örgüt tabii yargı temizlendi. Hani bu örgüt nerede? Burada örgüt mü var? Bu örgütün silahı nerede? İşte bunlar hangi işte birisinin burnunu mu kanatmışlar dedikleri örgüt F-16'lara bombaları doldurdu milletin tepesinden aşağı evet. meclise İbrahim Türkiye Baran Köprü'deydi o gün. Evet. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeydi. Evet. Mermiler başının üzerinizden evet. geçiyordu değil yanımızdaki mi? Yanımızdaki çocuğun bir arkadaşımızın koluna kurşun girdi mesela. Evet. Bir de işte bu köprünün çelik bariyerlerine kurşun sektirip arabaların arkasında saklanan kişileri vurmaya çalışıyorlar. Yani alenen kasten adam öldürmeye teşebbüs denilebilecek evet. yani, saldırı. Yani. Kurşunu bırak şeyden o ZTT'lerden bomba attılar tabii. Milletin üstüne. Yani millet tabii. direkt üstüne yani bomba attılar. Yani peki yargıda şunu soracağım. Şöyle bir darbe davalarını darbe davalarının İstanbul Adliyesi'ndeki tamamına yakını sonuçlanmıştır. 15 Başarılı Temmuz bir davaları. Şekilde evet. yargının işte 2015 Temmuz 2016 dersek 2017'nin başlarında bu davalar açılmıştır. 2018 ve 2019'da bu davaların bir ya da iki tane dava kaldı. Bunlar sonuçlandı. Büyük ölçüde cezalar çıktı. Ankara Adliyesi'nde devam eden birkaç büyük dava var. O davalarda sonuçlanınca darbe davaları büyük ölçüde tamamlanmış oldu. Olacak. Yani yargı, bakın ben şunu söylüyorum. Yargı en iyi temizlenen, FETÖ'den temizlenen kurumlardan bir tanesi. FETÖ'yle de en iyi mücadele eden kurumlardan bir tanesi. Bu neden oldu biliyor musunuz? Şöyle bir şey oldu. Şimdi dershaneler krizi ardından ve 17-25 ardından FETÖ'cülerin yargıda bir seçim biliyorsunuz değişiklik yapıldı. Yasal bir anayasal değişiklik yapıldı ve
HSK üyeleri seçimle 2010 yılını hatırlıyorsunuz. Bir düzenle FETÖ'cülerin kendisi yapmıştı bu düzenlemeyi ve kendi sonlarını da bu düzenlemeyle getirdi. 2014, 12 Eylül 2014'te bir seçim yapıldı. 12 Eylül seçimi. Evet. HSK üyelerinin seçimi yapıldı. Orada yani kim kimin tarafında herkesin safı belli oldu. Ve 15 Temmuz'dan hemen sonraki günde zaten buradaki istihbari bilgiler doğrultusunda 4500 kişi ihraç etmiş oldu. Çünkü o seçimlerde herkes birbirinden oy istemeye gitmişti. İşte 11 kişilik bağımsızlar grubu vardı, yargıda birlik grubu vardı. Yargıda birlikçiler belliydi, bağımsızlar belliydi. Bağımsız dediklerine bakmayın, FETÖ'nün, FETÖ'cülerdi. FETÖ'nün 11 kişilik listesi vardı. Tam olarak oraya, o listeye, tam listeye oy verenler vardı. Adliyelerde dolaşan bu listeye oy isteyenler vardı. Ve her şey kabak gibi ortadaydı. 15 Temmuz'dan sonra da... Peki şunu soracağım. 15 İhraçlar bu doğrultuda oldu. Evet, 4500 hakim savcının ihracından sonra yeni adıyla HSK bir ne kadar kadro aldı? Yani hakim savcı kaç kişi şu an eskiden o ihraçlar 15 bin kişiydi. Yani 2016'da 15 bin kişi civarındaydı. Şu anda bildiğim kadarıyla rakam net değil ama 22 bin civarında Türkiye'de şu anda HSK'nın bünyesinde Adalet Bakanlığı hakim savcı bulunmakta. Bulunuyor. Şöyle bir şöyle bir görüş var. Biraz da eleştirel bir görüş. Bu 15 Temmuz'dan sonra biliyorsunuz devlet, Sayın Cumhurbaşkanı sürekli söyledi. Metastaz yapan bir yapı, örgüt bu FETÖ örgütü. Sürekli hücre üretiyor. Bu hücrelerin tasfiyesi sonrasında yeni bir hücreye ihtiyaç var. İşte o yeni kan alınırken tecrübe noktasında eksiklikler olduğu yönünde bir takım görüyor. Yargıda böyle bir yargı, şöyle, deneyimli bir yargı gazetecisi olarak böyle hemen bir şey görüyor musun? Şöyle, bakın bölge adliye mahkemeleri diye kurumlar BAM kısaltması. BAM kısaltması, bölge adliye mahkemeleri. Yani yerel mahkeme ile Yargıtay arasındaki 5 yıldan 5 yıla kadar suçlarda kesinleşen kararlar veren bir kurum burası. Şimdi Yargıtay adeta kilitlenmişti. Yani milyona varan dosya birikmişti. Yani Yargıtay'ı biraz rahatlatmak adına bölge adliye mahkemeleri kuruldu. Şimdi yerel mahkemelerin kararlarını denetleyecek BAM'a da daha deneyimli hakim savcılar görevlendirmek zarureti doğdu. Şimdi hakim savcıların zaten FETÖ'den 4500'ü atıldı. Bölge adliye mahkemeleri Türkiye'de şu anda 7 noktada var. 7 kaç ayrı hakim şehirde savcı var. Vardır takriben yani BAM'larda? İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde onlarca daire var. Yani en az yani İstanbul'da 700-800. Sırf İstanbul'da tabii, bu kadarsa Türkiye yani, genelini düşünelim. Ciddi bir hakim savcı da oraya gitmiş oluyor. Tabii. Üstelik kıdemlilerini BAM'a verdiler. O yüzden ne oldu? Sistem değişikliği sebebiyle yerel mahkemedeki hakim savcıların hakim savcıların kıdemini sicilleri belirler. Yani mesela bir en kıdemlidir, işte 50 bin az kıdemlidir ya da 10 daha az kıdemlidir. Bu sicili düşük olanlar, yani daha kıdemli olanlar BAM'lara kaydırıldı. Yargıtay'a da ara ara seçimler yapıldı. Çünkü Yargıtay'dan da 300-500 FETÖ'cü ihraç edildi. Bu yüzden sicil numaraları yani kıdemsiz hakim savcılar yerel mahkemelere kaldı. Bu zamanla, da beraberinde böyle bir eleştiri getirdi. Benim görüşüm bu. Peki. Terörle mücadeleyle devam edeceğiz ama PKK üzerinden devam edeceğiz. Güngör Yavuz Aslan PKK üzerine en etkili sahada çalışmış gazetecilerden biri. Irak sahası başta olmak üzere Kerkük'te sık bulunan bir gazeteci. Orta Doğu'nun başka bölgelerinde de Irak veya Suriye'de. Libya'da gündemde mi? Elbette. Yakında diyoruz. Tezkere çıktı. Bize de yol gözüktü. Size de gazeteciye de tezkere çıkmış oluyor. Sahada olmadan duramazsın. Bu çok önemli bir şey. Bizim programımıza da ara ara önemli katkılar sağlıyorsun. Suriye ile devam etsek, özür dilerim. Irak'la devam etmemiz önemli. Irak'taki gösterilerin pek çok olası sonucu var bölge açısından. Bir de 2019'da özellikle ikinci yarıda sene sonuna doğru çok değişik ülkelerde, dünyanın çok değişik coğrafyalarında bu kitle gösterileri biraz operasyona da konu olacak biçimde ama kendince bir temeli de olan, sosyoekonomik temeli olan bir şekilde başladı. Bunun devamı olacak mı? Irak
düşünürsek, çünkü bize en yakın bölgeler, bizi en çok etkileyen bölgeler Irak ve Suriye, Irak'tan başlayarak ve İran tabii ki, çünkü İran'da da bu tür gösteriler söz konusu. Nasıl görünüyor ABD'nin İran üzerine planları, İsrail'in yine İran'la alakalı planları göz önüne alınırsa Türkiye'yi etkileyecek bir potansiyel tehlike, süreç görüyor musun Güngör Yavuz'da? Dediğiniz çok doğru. Lübnan'da sokak eylemleri devam ediyor. 1 Ekim'den beri Irak'ta sokak eylemleri devam ediyor. Hani Orta Doğu'da en yaygın olarak. Yalnız Irak'ta son haftada çok ilginç, enteresan olaylar oldu. Irak'ta hep ilginç olaylar oluyor da. 27 Aralık tarihinde Kerkük'teki bulunan Amerikan üssüne roketli saldırı oldu. Amerika'nın yaptığı açıklamaya göre bir personelimiz, ki büyük ihtimal ya asker ya istihbaratçısı, yaşamını yitirdi. Amerika buna cevaben 29'unda, yani yılın son günlerinde Anbar bölgesinde 5 tane Irak Hizbullahı olarak adlandırılan Haçlı Şabi'nin üslerini vurdu. İzleyicimiz buluyor. Burada da 28'e yakın Haçlı Şabi elemanı, milisi yaşamını yitirdi. Haçlı Şabi bir ara DAEŞ'in da işte Şii versiyon olarak görülüyor. 2014 yılında Irak'ın kararı merci olarak adlandırılan Ali Sistani'nin çağrısıyla kurulan halk gönüllüleri, sonra bunlara yasal bir statü tanındı. DAEŞ'le mücadelede Irak'ın bir gücü oldu. Yani maaşını, ilginç bir şey var, maaşını Irak merkezi bütçesinden alıyor. Ama askeri danışmanları ya da başında bulunan önemli isimler, etkin isimler İran yanlısı ya da var. İran'ın sağdaki askeri yapısı diyebiliriz, bir nevi milis gücü diyebiliriz. Kasım Süleymani yönetiyor mu? Kasım Kudüs gücü komutanı, bunların asıl etkili olan. Başlarında siyasi kanadında amiri, bu askeri kanadında el mühendisi olarak adlandırılan iki isim var. Bunlar tamamen kendilerini İran'ı... Kasım Süleymani daha çok Irak sahasında mı? Irak, Suriye, Yemen, Lübnan. Dolaşıyor. Var. Son olarak neredeydi biliyor musun? Irak'ta. Hatta kaç günden beri tartışılıyor. Bu kadar olay var, Kasım Süleymani nerede diye. Kasım Süleymani ekibinin bir özelliği var. Böyle dünyada filan Batı medyasında gündeme geldiklerinde biz bunu Halep'te gördük. 3-4 gün sonra bir fotoğraf paylaşırlar. Halep'in çatışmalarda tahliye sırasında Kasım Süleymani, İran milisler ne yapıyor diye tartışıldı. 4 gün sonra Halep Kalesi önünde fotoğraf paylaştı. Evet. Yani öyle bir gölge gibi işler, operasyonlar yapan bir karakter kendisi. Amerika Haçlı Şabi üslerini bombaladı. Burada 28'e yakın yaşam yitirdi milislerden. 30'unda da Bağdat'ta çok ilginç bir olay. Haçlı Şabi yanları milis güçleriyle yeşil bölgeye, ki girilmesi çok zor bir bölge. Amerika'nın Bağdat'taki büyükelçiliği, Amerika'nın dünyada en iyi korunan büyükelçiliğidir. El-Kaide saldırılarından dolayı 2003 evet. sonrası olduğunda. Onun dış duvarlarına biraz bunu düzeltmek istiyorum. Elçiliğin tam içine giremediler, nizamiyesine giremediler. Şimdi yeşil bölgenin ayrı bir güvenlik yapısı var. Amerikan elçiliğinin olduğu bölgenin de ayrı bir güvenlik duvarları var. Elçilik onun içinde. O güvenlik duvarlarını açtılar. Bahçeye girdikten sonra karşılarında hem Irak güvenlik... Nizamiye varmadan ara bölgede, tampon bölgede Irak güvenlik güçleri ve karşılarında da deniz piyadelerini görünce durdular. Ama oraları yakıp yıktılar. Sosyal medyada ve kameranın önlerinde iki gün Haçlı Şabi ve yanları Amerikan karşıtı gösterilerini yaptılar. Bu neden bu kadar önemli? Şu açıdan ilk defa Haçlı Şabi bu kadar açıktan, bu kadar net olarak bir Amerikan Büyükelçiliği gibi sembolik önemli olan yere ilk defa saldırdı. Bunun dışında da Amerika ilk defa bu kadar yüksek perdeden İran ve Haçlı Şabi'ye direkt tehdit ve vuracağını yineledi. Kaç günden beri hem Trump'ın açıklaması, sorumlusu İran'dır dedi. Ve burada da bir yani şey... Yani Haçlı Şabi ABD için DAEŞ'a mı dönüşüyor? Gerçi DAEŞ'i çok başka türlü kullandılar ama. Bizim ilgilendiren en önemli şey Irak'ta bir devlet olmadı. Bir devletsizlik oldu. Zaten 1 Ekim'den beri gösterilerin, gençlerin öfkesi bu. Bizim PKK'nın merkezinin bulunduğu, Kandil kadrosunun bulunduğu... Evet. IŞİD gibi tehlikelinin oldu ve en ciddi petrol ihracatımızı yaptığımız ve Türkmenler gibi tarihsel Kürt kardeşlerimiz de aynı şekilde sorumluluğumuz olan Kuzey Irak bir coğrafyada bölgesi, devlet yok şu anda. Ne o? Bu nereye? Kuzey'i nasıl etkileyecek? Birinci derece etkiler. Teyidi şu. Erbil, Bağdat'taki bütün konsolosluk görevlilerini Erbil'e taşıdı. Büyük ihtimal büyükelçi de orada. Şimdi açıklamıyorlar. Amerika... Bağdat büyükelçisi büyük ihtimal Erbil'de ama açıklamıyorlar. Açıklamıyorlar ama tahliyesinde üstlere ve konsolosluk görevini Erbil'e aldıklarını söylediler. ABD'de. Bu ne olur? Amerika Birleşik Devletleri Irak'taki ağırlığını Erbil'e verebilir. Barzani Bölgesel Kürt İdaresi'ne verebilir. Gayrimeşru referandum hafızalarımızdan tazeler. Silinmedi. Şu anda kimse başbakan olmak istemiyor. Irak'ta Cumhurbaşkanı istifayı düşünüyorum diyor. 11 vilayette göstericiler sokakta. İran etkisi azaldı diyebiliyor musunuz? Anlamanız için silahlı insanlar Bağdat'ta bir elçiliği basıyor. Özel kuvvetler durduramıyor.
özel kuvvetler durduramıyor. Böyle bir yapı var. Böyle buradaki, bir kaos var. Böyle bir kaos ortamında Suriye Savaşı'ndan sonra Şiilerin kendi açığında çatıştıkları, IŞİD'in tekrar çöllerden çıkıp kentlere girdiği, Barzani'nin tekrar burada devlet kalktı, ortadan kalktı, ben bağımsızlığı düşünmüyorum diye gayrimeşru adımlar atmaya başladı. Bir Irak karşı karşıya gelir. Kaç günden beri bu Amerikalıların algı operasyonu yapan think tank kuruluşları var ya, evet, onların yayınları 3 yapılı Irak'tan bahsetmeye başladılar. O Basra geçmişte de öyleydi ama daha önce bir iyi kötü bir ama istikrar büyük vardı. Ama ilginç şimdi, bir şey var. Şimdi kaosa doğru bakın, daha yoğun biçimde gidiyor diyor. Şimdi çok ilginç bir şey var. Aslında 15 Temmuz o kadar mübarek bir şey ki. Büyük Orta Doğu projesi açıklandığında bu 20'nin üzerindeki ülkede ne dediler? Sınırlar ve rejimler değişecek. Sınırlar ve rejimler değişecek dediler. Mısır'da değişim oldu. Libya bölündü. Irak bölünmeyle bölünmeme arasında duruyor. Yemen bölündü. Suriye'yi bölmeye çalışıyorlar. Ortada. Türkiye'yi de 15 Temmuz'da bölmeye, iç savaş provası yaptılar. İşte bu milletin feraseti, Allah'ın takdiri, iman kuvveti, ne dersek diyelim. Biz bu tabloyu geri çevirdik, ondan Libya'ya gidiyoruz. Çeviremezsek gidemezdik. Ondan Barış Pınar Harekatı'na gidiyoruz. İç savaş gibi Allah göstermesin. Bakın, çok korkunç bir şey yaşamış. Ben bu stüdyoda tekrar söyledim. İki sınır komşumuz için söylüyoruz. Şimdi deniz komşumuz. Bakın biz Libya'da sınırımız var. Herkes bu sınırları karadan algıladığı için deniz sınır komşumuz olan anlaşmasını son yaptık. Biz Irak'a dedi ki Barzani'ye yok kardeşim öyle böyle. Kürtlerin devleti var. Kürtlerin bir Türkiye Cumhuriyeti devleti. Irak da sizin devletin. Orayı böldürmemek için pençemizi koyduk. Evet. Teyidine askerimiz pençe 1-2-3 harekatıyla orada. Başıkaya kadar asker sokamazsınız dedi. Onda Amerikalılar çok kaşıdı o ara. O zaman ben Irak'tan takip ettik. Barzani İşgal... yönetimi pençe harekatından rahatsız da değil. Yani PKK'nın bölgesel... tasfiyesine kadar olması gereken bir şey zaten. Yani zaten. Ama referandumda çok net tavrımızı koyduk. Ve ne kadar haklı olduğu Türkiye'nin zaten anlaşıldı sonraki süreçte. Aslında referandumun şifresine Sayın Cumhurbaşkanımız Bolu mitinginde, o zaman biliyorsunuz bir Türkiye'de referandum şey vardı. Barzani'ye dedi, her şeyi soruyorsun dedi. Bunu sordun mu dedi, haddini bil dedi. Aslında çok önemli bir mesajdı. Erbil bunu anlamadı. Her şeyi soruyorsun. Ben şunu yapacağım, gelip Ankara'ya danışıyorsun. Bunu soruyorsun. Böyle böyle kendine iş yapıyorsun. Onlar şöyle diyeyim. Yani Irak'ta da şöyle bir şey. Barzani bundan dersini aldı. Ama bu son olaylar Barzani'yi cesaretlendirebilir ve Kerkük üzerindeki hesaplarına geri dönebilir. Irak'taki kaos. Tabii. Ve Amerikalılar da yavaş yavaş daha çok kuzeye yanaşıp Barzani'yi ön plana çıkartabilir. Türkiye'ye bunu, karşı da. İki hem Bağdat'a hem Türkiye ve hem İran'a karşı. İran'a karşı. İran'a karşı. İran'da ne olacak? 2020 için çok kısa İran'la ilgili nasıl İran'da bir tablo bu, eğer çizersin? Ben İran'da iki defa gittim ve çalıştım. Her zaman dediğim şu var. Kendi cümlemle söylüyorum. Mollalar bu gençlerin kaygılarına, ekonomik ve işsizliklerine cevap veremezse Amerika burayı kaşımaya devam eder. Zaten Amerika'nın stratejisi Irak'ta zorlamak. Şu anda zorluyor İran'ı. Kendi gücünü ve içeriden de zorlamak. Burada bölgede ben Irak özelinde bir şey söyleyeyim. Türkiye'nin atacağı adımlar son dönemde çok önemli. Biz bir iç çatışma içinde Irak'la karşı karşıya kalmamamız gerekir. Mutlaka bir an önce hükümet kurulması lazım ve Irak'ın seçimlere gitmesi lazım. Eğer bu şekilde giderse Suriye gibi. Sünnilerle Şiilerin çatıştığı, Şiilerin kendi arasında çatıştığı, Peşmerge'nin de facto kendine bölge ilan ettiği, PKK'nın kaos ortamından daha fazla bir adım atabileceği. Türkiye... Ama Türkiye orada, Mehmetçik orada. Tabii yani Başıkada pençe... askerimiz var. Zaten pençelerle de orada. Evet. Bu güvenlik açısından Türkiye zaten Türk devlet aklı kara sınırını güvence altına alıyor. Üst bölgeleri kurarak. Eskiden içerideydik terörle mücadelede. Şimdi Kandil hattında gidebildiğimiz kadar, gücümüzün yeteri kadar gidip üst bölgede. Artı... PKK bağlamında Sincar'ın durumu ne olur? Bu kaosla Sincar... ilişkili olarak düşünüyorum. Sincar'da şu anda zaten varlıkları devam ediyor. Türkiye'nin baskıyla bir kısmı daha çıktı. Mahmur da devam ediyor. Şöyle bir şey var. Türkiye'de bu atlanıyor. Suriye'deki PKK yapısıyla Irak'taki PKK yapısı Amerikalıların izin vermesi devamlı birbirleriyle entegre. Kandil'den empati yapıyorum. Bir bölücü başı, elebaşı gidip Rakka'ya gidip orada eğitim, terör eğitimi verip tekrar geri dönebiliyor. Zaten Barış Pınar Harekatı'nda biz bu yapı koridoru bozacağımız için bizi durdurmaya çalıştılar. Eğer Barış Pınar Harekatı daha geniş olsaydı Kamışlı'dan Tel Abya'da yani kadar halk arası Kobani olarak bilinen bu 36 kilometre tam yapsaydık bu hareketliliği de sonlanacaktık. Hı. Tabii Üstagıl Türkiye'nin devlet aklının bu hamlesini önlemek için mücadele ediyor. Bu Irak çok önemli. Bakın Irak neden önemli? İzleyicilerimizden izlemesi için anladım. Maç bitmedi. Hala IŞİD, devam ediyor ama. IŞİD Irak'tan Suriye'ye geldi. IŞİD Irak'tan Türkiye'de eylem yapmaya başladı kökeni. Evet. PKK'nın yuvası orada. Yani bunu çok iyi. Irak böyle bir, yani Irak o anlamda hani tenzih ederek söylerim. Hep söyler ya Orta Doğu bataklığı vesaire. Evet. Irak'ın kaotik yapısından ve çok Suriye'den çok eski sonuçta 2003 yani Saddam'ın gidişine dayanan bir 2005'ten itibaren 2005'te başlayan bir süreç var. Bu süreçten ötürü çok kolay terör eden, ihraç eden,
yayan böyle bir yapısı var. Tarihin her döneminde böyle olmuştur değil mi? Efendim? Tarihin her döneminde de böyle olmuştur. Ve artı şu anda bizi de izliyorlar. Ferhat Bey bunu da söyleyeyim. Yani Irak'ta Türkmenler var. Evet. Yani gönülleri, gözleri Türkiye ile birlikte olan, her zaman Türkiye'nin yanlısı olan. Bak Türkmenleri anlamanız için şu anda da izliyorlar. Bütün izleyicilerimize selamları var. Şunu söyleyeyim. Ben Irak'ta bir şey gördüm. Yani bu sözü çok seviyorum. Türkmenlerin ağırlığı olan, yani kontrol etmese bile ağırlıkları olduğu hiçbir yerde PKK görmedim. Evet. Ben bunu, bakın PKK ile mücadele eden var. Bakın Irak'ta sadece PKK yok, FETÖ de var. Bu Türkiye'de az önce Nazif Bey'in lafını kesmemek için söylemedim. O kaçanların büyük bir kısmı, ciddi bir kısmı bu İran yapısında orada. Biz hep yani FETÖ ile mücadele Avrupa'ya, Almanya'ya kaçan ya da gündeme gelenleri veriyoruz. Orada okulları açık. Yapıları açık. Kuzey Irak imamları vardı. Kendilerini güvenli gördükleri bölgeye gidiyorlar. O nerede şimdi bilmiyorum ama. Yani şunu anlatmak istiyorum. Türkiye'yi tehdit olan FETÖ orada. Türkiye'yi tehdit olan PKK orada. Türkiye'yi tehdit olan IŞİD. IŞİD orada. IŞİD orada. Ve biz Irak'ı bu kadar biraz Libya'da tezkereye işte Kanal İstanbul tartışmalarından dolayı şey yapıyoruz ama. Haçlı Şabi'nin orta uzun kısa vadede Türkiye'ye bir tehdit olma imkanı. Onlar yani uzun vadede yoktu ama burası Irak. Yani Haçlı Şabi'nin içinden bir grup ayrılıp nereden emir alıp hangi eylemler yapacağını bilemezsiniz. Ama şu var, Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği için artık ben biliyordum bunu da. Tabii devletimizin söylemesini bekliyor. Türkiye, Irak'tan cevabı almadı, ciddi bir üs kurmayı düşünüyor. Büyük ihtimal Başık olacak. Yani kuzeyde öyle Irak'la beraber ortak anlaşıp, özellikle kuzeye yönelik şey yapıldık var. Türk askerinin orada kalıcı olmasından çok Başka önemli. Başka da zaten varız ama büyük bir üsten bahsediyoruz. Ve söyleyeyim, Libya'ya da üs kurmaya gidiyoruz. Yani ileriki günlerden çok mutlaka iki tane limana ciddi bir deniz üssü kurulacak. Burada deniz kuvvetlerimiz büyük görev düşecek. Var. Bu tezkerenin içeriğinde metni okuduğumuzda da zaten bunu görüyoruz. Türkiye açık açık. Bakın söyleyeyim. Türkiye hani fazla da uzatmadan hem Libya'da hem Irak'ta hem Suriye'de kartlarını açık oynuyor. Türkiye ne istediğini, ne yapmak istediğini muhataplarına, birinci derece muhataplarına söylüyor. Sorun bizim hem müttefik olarak gördüğümüz hem tarihsel bağlarımız olan beraber hareket etmemiz istediğimiz ülkeler ve devletlerde problemi. Bakın ben şunu çok önemsediğim için iki konuğuma da müsaadesiyle zamanlarından çalmadan şöyle. Bu coğrafyaya kimler geldi? Bakalım şöyle bir bakalım. Gelenler kim? Okyanusun öbür tarafından gelen Müslüman coğrafyasına ait olmayan ülke ismi vermek. Kimisi Haçlı, kimisi Emperiz denen var. Gelip bizim kaderimize, geleceğimize karar vermek istiyor. Libyalılara böyle yönetileceksiniz diyor. Iraklılara böyle yöneteceksiniz. Suriyelilere böyle yöneteceksiniz. Petrolünü bana ver. Trump itiraf etti. Petrolü aldım dedi. Evet. PKK'yı da bekletiyorum dedi. Çok özür dilerim. Bir şey söyleyebilir miyim? Bize de tam bir cümle bize de son cümle devam edeceksin. Tamam. Konuyla İbrahim ilgili. Bey, şimdi uluslararası ilişkilerde, diplomaside olayları birbirinden bağımsızmış, farklıymış gibi değerlendirmemek gerekir. Bütün hadiselerin, özellikle Orta Doğu bağlamında yaşanan bütün hadiselerin birbiriyle alakası var. Çok doğru. Irak işgali, ardından yaşanan Arap Baharı süreci. Bu başlı başına bir başlık. Evet. Birazdan devam edelim. Tabii. Son birkaç cümlenizi alalım. Evet, bağlamak istiyorum. Var. İşte tek direnç noktası biziz. Gerçekten yani bütün o bu işe kafa yoranlar var. Görüyor bunu. Herkes Filistin'i unutuyor. Herkes Gazze'yi, Kudüs'ü unutuyor. Gündeme getiren Türkiye. Hı. İşte Arap Ligi'nin, Müslüman ülkenin öyle bir dert yok ki. Gündemlerine bakın, açıklamalara bakın. İşte bunun için One Minute çıkışı çok önemli. Zaten her şey One Minute'le başladı. Yani bir gün kitapları ve filmleri yapılacak. Cumhurbaşkanımız Erdoğan söylediği için söylemiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan orada başbakan olarak Davos'ta onu Türkiye ve bizim milletimiz adına söyledi. Bu çok önemli bir şey. Evet. Ve dünyaya bakın, son dönemlerde siyasete en ciddi söylem getiren dünya beşten büyüktür. Bunu bugüne kadar gidip hiçbir devlet başkanı diyemedi. Sen Amerika'ya rağmen, Rusya'ya rağmen, Doğu Türkistan'ı inim inim ineten Çin'e rağmen gidiyorsun dünya beşten büyüktür diyor. Biz bu zaman diliminin içinde bugün konu başlığımız Libya tezkeresi. Size söyleyeyim, yarın daha farklı konularla daha da geleceğiz. Artık, mesela? Mesela 12 ada. Yani orası öyle yarım bırakılacak bir hesap değil. Biz biliyorsunuz İtalyanlara emanet verdik Birinci Dünya Savaşı'nda. Birinci Dünya Savaşı'nda yarım kalan defterleri kapatıyoruz. Bir sürü şey. Çünkü neden? Kim söyledi bilmiyorum. Cumhurbaşkanı yardımcımız Fuat Bey söyledi. Aklıma kaldı. Coğrafya bizi çağırıyor. Evet. Bakın davet nereden geldi? Libya'dan. Sınırımıza gelen insanlar ne dedi Suriye'de? Canımı ve namusumu dedi Türkiye'ye emanet evet. ediyorum. Ve bize de Ankara'da, İstanbul'da, Dar Anadolu'da günlük kısır tartışmalarla FETÖ illetiyle zilletle uğraşıp kendi kabuğumuza gömmemiz bekliyor ki. Peki. Ondan ben Nazif Bey'in de çok çalıştığı FETÖ ile mücadele mübarek diyorum. Bunda mutlaka zafer elde edilmesi. Bu zafer sadece Anadolu'nun ve Türkiye'nin zaferi olmayacaktır. Boyunduruk altında, baskı altında inleyen bütün mazlum halkların zaferi olacak. Evet. İbrahim Baran, şimdi Libya önemli. Afrika genel olarak önemli. Afrika'da başka bir bağlamda çalışıyorsun. Eğitim konusu önemli.
Tabi Libya'dan ibaret değil. Afrika'nın kuzeyinde ciddi bir Mısır'dan, Tunus'tan. Tunus en çok istikrarının sağlandığı ülke dedim. Evet. Ama Sahra Altı da var. Sudan hala karışık. Birleşik Arap Emirlikleri Sahra Altı'na varmadan daha yani diğer tarafa ulaşmadan söyleyelim. Hani Sudan, Türkiye'nin önem verdiği bir ülke. Sudan'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin operasyonları var. Çok küçük bir azınlığın iktidara gelmesi için finansal destek veriyor. Aynı şeyi Libya'da yapıyor. Yani Libya'da silah için finans sağlıyor, silah gönderiyor. Bunlar bilinmeyen şeyler değil. Biliyorsunuz bir İHA'ları, silahlı İHA'ları daha doğrusu oradaydı. Buradan bakılırsa Afrika'da ne tür bir şey bekliyorsun? 2020 için özellikle sokak gösterileri, Sudan, Libya zaten devam eden bir süreç. Türkiye'nin oraya gidişinin bir istikrar oluşturacağı, Hafter'in tabii ne kadar destekleneceği, askeri gücü de var. Şimdi onu da hesaba katmak lazım. Epey bir silahlandırılmış bir isim. Evet. Ulusal Mutabakat Trablus hükümetinden daha ya da farklı olarak böyle bir konumu da var. Fakat her şey silahla çözülmüyor. Parasal güç ve diğer dengeler, meşruiyet en önemlisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden yana. Afrika'da genel bir bu tür Libya gibi Sudan'ın karıştırılması ihtimalini görüyor musun? Başka bölgelerde, Çad'da genel olarak nasıl bir tablo söz konusu olacak? Ve tabii bunun körfeze doğru önce Orta Doğu'dan başlayarak nasıl etkiler olacak? Kuzey Afrika'da zaten Fas çok köklü bir ülke. Arap Baharı sürecinde Türkiye'den bir grup akademisyen Arap Baharı'nı konuşmak üzere oraya panel düzenlemek üzere gittiğinde Fas istihbaratı bunları yurt dışına sınır dışı etmek suretiyle geri gönderiyor. Yani bu kadar mevzunun ciddiyetinin farkında olan ve bunun bir şekilde konuşulmasını bile engelleyen bir ülke Fas. Dolayısıyla Fas'la ilgili yakın vadede de uzun vadede de bir netice, destabilizasyon beklemiyoruz. Hiçbir şey beklenmiyor. İstikrarsızlık beklemiyoruz. Evet. O zaten işte İspanya'yla, Fransa'yla bir takım ilişkiler içerisinde olan ve bu ilişkileri sağlıklı bir şekilde tırnak içerisinde yürüten bir ülke. Tunus'la ilgili olarak söyleyecek olursak, Tunus istikrarı aşağı yukarı sağladı. Orada işte Raşid Ghannouchi bir takım mevzularla ilgili geri adım atarak istikrarın sağlanması hususunda ciddi anlamda çalışmalar yaptı. Yani eğer Libya'daki gibi, işte Suriye'deki gibi mevcut yönetime karşı bir sert tepki oluşturmak istense ve bu yapılmaya çalışılsaydı Tunus'un bugün istikrarı sağlayabileceğini asla söyleyemezdik. Dolayısıyla Tunus'la ilgili olarak da yine stabil bir durum söz konusu. Cezayir'le alakalı olarak bir takım karışıklıklar çıkarılmaya çalışılıyor. Sokak gösterileri yapılmaya çalışılıyor. Evet. Zaten Mısır'ı biliyoruz. Mısır'da bir Sisi yönetimi var. Uluslararası küresel... Sisi yönetimine karşı böyle bir ayaklanma yani bekleniyor. Yani şöyle, geçen yine bir sokak hareketliliği yapıldı ama arkasında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerin bulunduğu bir rejimi açıkçası sokak olaylarıyla sarsmak veya işte devirmek çok kolay değil, mümkün diyorsun. Değil. Çünkü yani Muhammed Mursi'yi deviren güç aslında Sisi'nin bizatihi kendisi değil, onun arkasındaki güçlü. Elbette. O güç, o arkadaki güç bugün Sisi'nin yanında olduğu için sokağa eyleme çıkan kişileri çok kolay bir şekilde bertaraf eder. Dolayısıyla Mısır'la alakalı olarak da yakın vadede hem bizim lehimize hem Mısır halkının lehine bir durum görünmüyor maalesef. Sudan'la ilgili olarak da şunu söyleyebiliriz. Malumunuz işte Ömer el-Beşir bir darbeyle alaşağı edildi. O darbe süreci de çok enteresan. Bizdeki gezi olaylarına çok benziyordu. Sokaklarda insanlar işte bir kadın profili, beyaz kıyafetli bir kadın profili vardı belki hatırlarsınız. Arabaların üzerine yüksekçe bir yerlere çıkıp orada halkı özgürlük söylemiyle kışkırtmak suretiyle Ömer el-Beşir'i devirmeye yönelik girişimlerde bulunuyordu. Gezi'deki kırmızı elbiseli kadın obresini, evet, profili zaten çok benzetiliyordu yani. Dolayısıyla Sudan'da Türkiye aleyhine şöyle bir durum söz konusu. Biz Savakin Adası'nı biliyorsunuz. O Savakin Adası ile ilgili, evet, bir anlaşma imzalamıştık. Orayı işte ihya edelim, 100 yılına bize verin, orayı imar edelim falan şeklinde bir anlaşma yapılmıştı. Fakat bu anlaşmanın geleceğiyle ilgili olarak bir takım sıkıntılar 2020'de yaşanabilir. Savakin Adası'nın kontrolünün bizde olmasının şöyle bir önemi var aslında. Hani mesele biraz ticariymiş gibi değerlendiriliyor ama orada işte üretim yaparız. Hem Sudanlılara yardımcı oluruz, hem biz para kazanmış oluruz falan gibi bir durum söz konusu gibi algılanıyor. Ama asıl mesele orada askeri üs kurma meselesiydi. Türkiye Savakin Adası'nda askeri üs kurarak bir anlamda Arap Yarımadası'ndaki ülkeleri de
kontrol ve denetim fonksiyonu görecek bir üs kuracaktı. Ve kendisine yönelik veya işte diğer ülkelere yönelik olası tehditleri böylelikle önceden haber alarak bertaraf edecekti. Türkiye'nin zaten orada epey bir yatırımı var. Yani var. İnşaat hala, ve evet, diğer sektörlerde. Hala devam ediyor. Yani mevcut yönetim de şu an Ömer el-Beşir'den sonra iktidara gelen yönetim de Türkiye'nin fiili olarak şu an bir bozukluk söz konusu değil. Ama Ömer el-Beşir dönemindeki gibi bir hani iyi ilişkilerin sürdürülebileceği hususunda benim şüphelerim var. Sayın Erdoğan'ın Sudan ziyaretini hatırlarsınız. Hartum'a gittiğinde bir üniversitede konuşma yapmıştı ve müthiş bir coşkuyla karşılanmıştı. İnsanlar hangi ziyaret son? Sevgi gösterileri olmuştu. Gösterilerinde bulunmuştu, evet. Yani Ömer el-Beşir'in devrilmesinden kısa bir süre önce Sudan ziyareti gerçekleşmişti. Hatta bu Savakin Adası'nın işletilmesinin anlaşmasının imzalandığı dönemde yapılan seyahatten bahsediyorum. Bunun üzerine zaten yani Savakin Adası'nın Türkiye'ye verilmesi meselesi biraz Ömer el-Beşir'in altını oydu gibi geliyor bana. Dolayısıyla Sudan'da şu an mevcut bir yönetim orada var. Ömer el-Beşir'in o darbe sürecinde çok acayip bir süreç de var. Ya yani kaotik bir ortam var. Evet. Oradaki generallere tamam yönetebiliyorsanız alın dedi. Ama onların da o yönetilemezliği görünce evet, şu anda değil gibi bir sürece gittiği. Tıpkı şey gibi hatırlarsınız. Böyle bir kaos var, evet. Hatırlarsınız 1980 darbesi yapıldıktan sonra Türkiye'de Kenan Evren ve Milli Birlik Komitesi ülkeyi yönetemeyeceklerini Milli Güvenlik Konseyi görünce Özal'ı biraz böyle destekleyerek öne sürerek hani işte biz yapamayacağız sen gel yönet şeklinde. Ekonomik anlamda. Evet. O gerçi çıkmıştı. Darbecilerin o zaman başka bir... parti kurup desteklemeleri söz konusu oldu ama. Necdet Sunak mıydı? Evet. Bir parti kurdurdular emekli bir paşaya. Paşaya. Ama o da... Onu da sembolü horoz muydu? Çok, evet, horoz makası. Evet. Yani yürütemeyeceğini görünce artık... Yaşı daha büyük olanlar hatırlarlar. Hatta evet, işte şey derler mesela Kenan Evren'in ya Turgut Özal'la alakalı olarak biraz karısına bakarak aklımızı çeldi. Karısına güvenerek aslında biraz destekledik falan gibi şeyler söylediğini iddia ederler ama evet, yani bu oradaki durumun bir benzeri Sudan'da yaşandı. Yani darbe yaptıktan sonra yönetemeyeceklerini anlayınca bu sefer işte başka birileri hadi gelin siz yönetin demek durumunda kaldılar. Dolayısıyla Sudan'la ilgili olarak Libya gibi, Irak gibi veya Suriye gibi bir iç karışıklığı senaryo beklenmiyor. Beklenmiyor. İbrahim açıkçası Bey'e de bir katkı. Neyse ki, evet. 2020'ye geldik bulunduğumuzda. Aslında bunlar 2020'nin hazırlıkları. Çok önemli bir zaman periyoduna giriyor. Orta Doğu'da her şey önemli de 2020'de Amerika, İsrail diye bir devlet yok. İşgal altındaki tuttukları Filistin için sözde Asrın projesini hayata geçirecek. Hı. Bunu yaptı. Bakın Asrın projesi için az önce Mısır'ı darbeci Sisi ile dizayn ettiler. Suriye'deki iç savaş bir türlü sonlanmıyor. Suriye biliyorsunuz Filistin'in en büyük komşusu ve İsrail'e çatışmış bir nokta. Hı hı. 2020'nin biz ilk aylarından itibaren Müslümansız bir Filistin projesini, Asrın filan değil, göreceğiz. Batı Şeria'daki az bir, evet, kalanı boşaltacaklar. Kendi planlarına göre Sisi ile de anlaşıyorlar. Sina'da yeni bir kentler görerek. Evet, çok enteresan bir bilgi bu. Tabii Golan'ı hallettiler. Lazım. Aslında bu Sudan'daki, Libya'daki, Suriye'de yaşanan, hatta Irak'taki yaşanan şey değil. Çünkü bütün Müslüman ve Arap ligini bir kaos içinde tutmaları, evet, lazım. Az önce 15 Temmuz'u hiç unutmamamız lazım sık sık atıfta. 15 Temmuz'da Türkiye'yi en büyük direnç noktası olarak gördüler. Çünkü Orta Doğu'da bir atasözü vardır. Bütün entelektüeller de bunu kullanır. Siz Kudüs meselesini çözemedikten sonra Orta Doğu'da hiçbir meseleyi çözemezsiniz. Evet. Evet. Bu da yüzlerce yıllık bir mesele. Yeni bir şey değil. Yani şunu söylemek gerekiyor. Arap Baharı meselesi Afrika halkları üzerine de şöyle bir algı oluşturdu. Evet, yani istikrar, kötü bir yönetim, yönetimsizlikten iyidir derler ya. Bu algı oluşturdu. Yani hadi isyan edelim. Tırnak içinde en kötü devlet bile devletsizlikten iyidir mantalitesi. Yani Moritanya, Çad gibi ülkelerde de benzeri durumlar söz konusu. Hani Sahra ülkelerinden bahsediyoruz. Zaten Sahra Altı Afrika'yı hiç konuşmaya gerek yok. Orası yüzlerce yıldır sömürülmeye devam ediyor. Evet. Fransız sömürgesi ülkeleri olduğu için. Dolayısıyla ben önümüzdeki süreçte 2020 için en azından bölgede yeni bir hareketliliğin, Libya benzeri, Suriye benzeri, Yemen benzeri bir takım hareketliliklerin oluşmayacağını düşünüyorum. Ki inşallah oluşmaz. Yine söylüyorum yani milyonlarca insanın ölmesindense Suriye'de bugün işte ölen kişi sayısının milyonları bulduğu, mülteci sayısının milyonları bulduğu bir süreçle karşı karşıya kaldık. Bunun gerçekleşmemesi için kötü bir yönetim dahi olsa istikrar önemli. İnşallah Afrika ülkeleri içinde, Çad içinde, Moritanya içinde, Sudan içinde istikrar öyle veya böyle bir şekilde korunur. Yoksa yani Afrika öyle bir coğrafya ki oraya girip dağıttığınız zaman bu sefer altından kalkılamayacak sonuçlara karşı karşıya kalırsınız. Hem kendiniz adına hem de bölge halkları adına. Dolayısıyla inşallah
böyle bir durumla karşı karşıya kalmayacağız Türkiye'nin diye düşünüyorum. Türkiye'nin Afrika'daki etkinliği özellikle FETÖ'yle mücadeleden sonra eğitim bağlamında Maarif Vakfı ile başlamış bir süreç ama bu zaten devam edecek. Türkiye'nin Afrika politikası 2005'te başladı aslında. Daha eski evet. Evet yani büyükelçiliklerin açılması, ticari ateşeliklerin açılması, bizim işte... Hartum Büyükelçimiz İrfan Neziroğlu zaman zaman bizi izler, ona da selam göndermiş olalım. Yani o bölgede başka büyükelçilerimiz de inşallah izliyordur. Benim tanıdığım için söylüyorum. Bu anlamda çok Türkiye'nin özel önem verdiği evet. başkentlere ve elçilik sayısı kaçtı, kaç oldu o 2005'ten yani sonra? Yanılmıyorsam işte o 10'lu rakamlardan, 15-16'lardan 35'lere 40'lara kadar çıktı diye hatırlıyorum. Türkiye Hava Yolları'nın uçuş şeyi çok tabii, arttı. Tabii. TİKA'nın yaptığı pek çok çalışmalar var. İşte Yunus Emre Enstitüsü'nün yaptığı çalışmalar var. Türkiye Maarif Vakfı'nın yaptığı çok önemli çalışmalar var. Yurtdışı Türkler Başkanlığı'nın istihbarat etkisinin arttığı da muhakkak. Kesinlikle bir öyle. Şu da var, bir hatırlatma parantez. Yurtdışı Türkler Başkanlığı'nın özellikle Afrika'dan Türkiye burslarıyla öğrenci getirmesi çok önemli. Devletimiz evet. resmi getiriyor ve bunlar hepsi okulları bittiğinde bizim birer elçimiz oluyor. Evet. Hani o Afrika'ya yönelik çok ciddi çalışması var. Şunun evet. da altını çizmek lazım. Güngör Yavuz aslında bana katılacaktır eminim. Bizim aslında Orta Doğu, Arap coğrafyası ve Afrika halklarıyla hiçbir problemimiz yok. Bu halklar bizi gerçekten çok seviyorlar. Suudi Arabistan'da yönetimde bulunan Muhammed bin Selman, aslında büyük bir Türk düşmanı olmasına rağmen bugün Suudi Arabistan topraklarında yaşayan Araplarla konuşsanız hepsi Türkiye hayranı, Türkiye sevdalısı, Osmanlı hayranı. Yani Lübnan Başbakanı kalkıp da Osmanlılar işte bize zulmetti falan dediğinde Lübnan'da insanlar ayağa kalktılar. Bir katkıda da ben evet. diyorum. Şimdi biz hep Orta Doğu'yu Arap Ligi olarak görürüz. Şunu da altını çizelim. Orta Doğu'da ciddi bir Türk varlığı da var. Evet. Bugün Libya'da Türk askerimizin gittiği yerde Trablus'ta hem Osmanlı öncesi gelen Barbaros, Hızır, Denizci Hızır, Osmanlı Paşası'nın soyunu dayandıran evet. Ürdün'de bugün. Golan bir Türkmen yurdudur. Evet. Özellikle şu anda işgal altında olan Kerkük ve Irak evet. Türkmenlerini boşaltıldığı biliyoruz. Gerçi. Suriye Türkmenlerini biliyoruz. Onlar da şunu sık sık düzeltmemiz diyorlar. Bize Bayır Bucak Türkmenleri diyorlar. Biz Halep, tarihte Halep Türkmenleriz. Bayır dağın adı, Bucak da düzlüğün adı. Biri dedi çıktı Türkiye'de Bayır Bucak dedi. Yani Orta Doğu'da Halep Türkmenleri bir, diyorlar. Tabii o var. Bayır ben Bucak şun, Türkmenleri peki. nereden hatırlıyoruz? Mitırları meselesinden. Mitırları bir de şunu da vereyim. Bunu da söylemek. Bir cümleyle. Bir gazetesi söylemek lazım. Bizim özellikle Orta Doğu jeopolitiğinde Arap olsun, Kürt olsun. İbrahim Bey'in dediği çok önemli. Müthiş bir Türkiye sevgisi var. Şimdi evet. Bağdat'ta son cümlem. Göstereceğim. İlk slogan attıklarında kendi yöneticileri ne diye eleştiriyorlar biliyor musunuz? Siz ne yapıyorsunuz diyorlar petrol parası çalmaktan başka. Bakın Erdoğan da hitap ediyor. Erdoğan neler yapıyor? Evet. Suriye'de güvenliği sağlıyor. Dünya kadar işleri siz çalıyor. Yani her şeyde bir hemen gözlerine Türkiye'yi model olarak gösteriyor. Petrolümüz olmamasına rağmen diyelim. Yani kazan, son bir iki cümle alıp Nazif Karaman'a geçeceğim. Tabii. Çünkü Nazif Karaman belgeyi gösterdiği için özel bilgiler paylaşacak. İzleyicilerimiz merak ederler. Eyvallah. O yüzden Nazif yani, Karaman özel bilgiler açıklayacak. Afrika ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği üzere Türkiye'nin politikası kazan kazan politikasıdır. Biz gelelim. İşte buranın yeraltı zenginliklerini sömürelim. Tıpkı Fransızların, İngilizlerin, Belçikalıların, Portekizlerin yaptığı gibi değil. Kazan kazan politikası. Siz de kazanın, biz de kazanalım. Kazanalım ve etkileşim oluşturalım aramızda. Dolayısıyla haklarla ilgili sorun olmadığı için uzun vadede Türkiye artık biraz şunu da yapıyor. Yumuşak güç meselesinden diplomatik real politiğe geçmiş oldu. Yer yer Libya'da olduğu gibi askeri güç yani hard oluyor. Power da kullanılabilecek. Tabii bunları Türkiye makul bir şekilde bu coğrafyada gerçekleştirirse ilerleyen süreçte hem coğrafya için hem Türkiye için güzel şeyler olacağını düşünüyorum açıkçası. Evet. Nazif Karaman elinde bir belge var. Bu belge FETÖ ile ilgili o bahsettiğimiz üçle alakalı. Tam ismine de uygun. Kozmik bir belge. Evet, bu belgeyi hiç soru sormadan direkt bu belgenin en şöyle, can alıcı noktalarını bizlerle ve izleyicilerimizle paylaşır mısın? Sabah gazetesinde bugün bir yayın yaptık, bir haber yayınladık. Bu Fethullahçı terör örgütünün Ankara'nın göbeğinde bir rezidansta, Çukur Ambar'da, ismini buradan vermeyelim. Anmaya gerek yok, evet. Bir rezidansta bir dinleme üstü ve devletin istihbari bilgilerine direkt o istihbarat arşivlediği yer uzaktan bilgisayar sistemiyle çekip orada topladığı bir havuz, istihbarat havuzu oluşturduğuna ilişkin bilgiler ortaya çıktı. İşte bunu itiraf eden de Fethullahçı... Mason yapılanması falan gördüm. O çok... FETÖ çok... Mason yapılanması da kurmuş kendi içerisinde.
Masonlar imamı da mı var yani? Mason imamı da var, evet. Bu i̇şte çok bu önemli. Yasin çok bence de çok evet. önemli de. Çok. Şöyle o özellikle sordum. Şimdi ilk anda gözüme çarpan oydu. Evet. Yani masonlarla ilgili şöyle söyleyelim. Şimdi bu önemli bir konu. Sürekli hani masonluğun bir küresel Nazif Karaman katkıyla evet. devam edeceğim. Sen evet. devam edeceksin uzun uzadıya. Masonluk merak edilen bir şey. FETÖ'nün pek çok imamının haberini yaptık biliyorsun. Abdurrahman evet. Şimşek evet. sen ve ben. Her işte mezhep, etnik hı-hı. aidiyete, mezheplere kadar bir sürü noktada çok farklı anlamda imamları evet. vardı. Mason imamı bilmiyorduk. Bu anlamda bir mason evet. imamlığı da var mı bunlarda? Var. İlla yani ki. Kendi ifadesi işte benim ifadesi önümde. Bu kişi Yasin Ügan isimli bir kişi. Yasin Ügan isimli kişi FETÖ'nün MİT mahrem yapılanmasında Ankara bölge temsilcisi. Ne demek? Zaten MİT Ankara'da eski yeri Yeni Mahalle. Yeni bir kampüs yaptılar. Oranın Gölbaşı galiba. Taşında, o, evet. Gölbaşı'nda. MİT'te 2019 yılına kadar imamlık yapmış, mahrem imamlık yapmış bir kişi. Yani aslında MİT örgütün, genel imamının altında Ankara bölge imamı evet, şeklinde. Bülent Bişer'miş. En son MİT, biz Murat Karabulut'u biliyorduk. Ondan sonra Cengiz değişti. Özkan olmuş. Hı hı. Cengiz Özkan'dan sonra da Bülent Bişer diye bir adam olmuş. Zaten biz ne diyelim bir şekilde ifşa oldukça bu isimler, biz evet. haberler yaptık, sürekli değişiyordu. Evet. Son olarak bu şahıs itirafçı mı olmuş? Bu kişi Ankara'da yakalanmış, Yasin Ügan isimli kişi. Ankara en son görevi yani mason imamı olmuş, mason yapılanmasının imamı olmuş. Ondan önce de asıl polisi ilgilendiren kısmı MİT mahrem yapılanmasının Ankara'daki sorumlusu. Yapılanmasının bölge temsilcisi. Bölge temsilcisiymiş. İşte bu bölge temsilcisi kişi Ankara'daki bir rezidansta bir ofis kurduklarını, ofisin sorumlusunun kendisi olduğunu, kendisine bağlı iki önemli imam olduğunu, yaptıkları şeyi şöyle tanımlıyor. Örgüt adına Türkiye genelinde herkesin detaylı istihbari verilerini temin edip bakın, biyografik istihbarat Türkiye'deki bilgileri. Herkesin senin Güngör Bey'in, senin, benim, İbrahim'in hepimizin istihbari bilgilerini işte kaç çocuğu var, fişleme. İşte nereli, fişleme, fişleme bilgilerini topluyor. Nereye bakın? Nereye gönderiyor? Talep eden örgüt temsilciliklerine. Mesela İstanbul'da seninle benimle ilgili bir çalışma yapacaklar. Bizi itibarsızlaştırma çalışmaları yapacaklar. Gönder bakalım Ferhat Ünlü'nün bilgilerine ne varmış gibi. İşte Ferhat Ünlü şöyledir, böyledir, şu açığı vardır, bunu vardır, şuraya takılır, şununla görüşür, bununla görüşür gibi. Evet. Oradan ne yapıyorlar? Bunu operasyon siteleri vardı biliyorsun. Tabii. Sana bana bir sürü operasyonlar yaptı. Bu operasyon siteleri üzerinden itibarsızlaşma çalışmaları. Ki mücadele sekteye uğrasa yine dinamik her an yani dönüş onu program öncesi de konuştuk. Yasin her zaman bu potansiyele evet. sahipler. Yasin Ugan ifadesinde ne diyor? Çok ne önemli diyor? Bakın. Bildiğim kadarıyla bu sistem uzak bilgisayar vasıtasıyla devletin istihbari bilgilerine bağlıydı. Yani ne demek? MİT'e bağlıydı. Emniyet istihbarata bağlıydı. Jandarma istihbarata bağlıydı. Ya o tipin ya kabloları vardı ya ucu bucağı bulunmayan. O tip kabloları oraya çekmişler. O, evet, ayrıca, o yüzden kapatılmıştı biliyorsunuz. Evet, bakın devletin istihbarat kurumlarının bilgisayarlarına bağlanmış adamlar. Yatak kendisi odasına söylüyor. Girmişler devlet. Adamın ifadesinden okuyorum. Bu da bomba. Ayrıca bu merkezden telefon dinleme de yapıyorduk. Telefon dinliyormuş FETÖ'cüler. Kendileri imamlar dinliyormuş. Bize verilen aynı anda 14 kişiyi dinleme yetkisini kullandık. Aynı anda 14 kişiyi bu merkezden dinleyebiliyorlarmış. Burası Ankara Çukurambar'da çok ünlü bir rezidans. Burada bir ofis tutmuşlar. Paralel burada bir istihbarat kararı. Burada devletin istihbarat çok kurumlarına evet. bağlantı kurmuşlar bilgisayarlar arasında. Ve aynı anda da TİB'den 14 hat deniyor ona galiba. Hat çekmişler, alıyorlar. Fiber. Hat çekmişler. Ve o aynı anda 14 kişiyi peki Nazif şunu soracağım. Yine aynı itirafçının ifadelerinden bilmiyorum ne kadar kapsamlı anlatıyor. Şimdi hı-hı. masonlukla FETÖ şimdi her ikisi de ezoterik bir yapılanma. Evet. FETÖ hem bir istihbarat örgütüdür hem bir terör örgütüdür hem de bir ezoterik örgütüdür. Bunu hep söyleriz yeri geldikçe. Fakat masonluk işte sonuçta legal bir şeyi de var. Sonuçta bir örgüt olarak tasnif edemeyiz. Bunu söylemek lazım. Öte yandan küresel amaçları olduğu ve ezoterik yönleri olduğu
hep söylene gelir. FETÖ'nün de doğrudan karşısına alacağı bir güç değil. Çünkü üst akılla öyle veya böyle bağlantısının belki olacağı bir şey. Şimdi ben 2007'li yılları düşünüyorum. Yani Ergenekon operasyonunun başladığı dönemi düşünüyorum. Hiçbir zaman doğrudan karşılarına almadılar. Ha, o dönemde bir iki haber yapılmıştı Zaman Gazetesi'nde. Sebebi de bir ya hür ve kabul edilmiş Masonlar Locası ile ilgili bir takım yayınlar yapılmıştı. Oradaki iç hesaplaşmayla alakalı bir şey. Muhtemelen o tasfiye sürecine katkı sağlayan bir şeydi. Şurayı ayırırsak, yani sonuçta legal bir dernekle faaliyet gösteren bir yapı. Bu Masonlarla ilgilenmeleri onlar için önemli. Fakat onlarla doğrudan uğraşacak vesaire, onların doğrudan gündeminde olması gibi bir şey var mı? Yani Masonları doğrudan karşısına alma gibi, Mason imamı vesaire diyorsa ya böyle şöyle bir durum diyor, söz konusu. Ben ifadeden okuyayım mı aslında? Evet. Yani her şeyden daha önemli. Hı hı. Biz yorum yaparız ama bilgi her şeyden kıymetlidir. Elbette. O bilginin üzerine ki, yorum yapalım diyorum. Şimdi evet, diyor ki 2014 yılı ilk aylarında Mahrem MİT yapılanması ikinci imamı Vedat Kot CE diyelim. Bunun hı-hı haberini daha yapmadık. Çok hı-hı bilgiyi de şey yapmak istemiyorum. Peki, evet. Beni örgütün Mason yapılanmasına temsilci olarak atadı. Demek ki Fethullahçı terör örgütünün bir Mason yapılanması var. Bunun bir imamı var. Tamam mı? Mason yapılanmasında bana bağlı 10 kadar öğrenci vardı. Öğrenci demek yani örgüt üyesi aslında. Aslında örgüt üyesi hı-hı ama Masonların içine sızmış kişiler bunlar. Üniversite sızmış öğrencileri olabilir galiba, değil mi? Yok, öğrenci örgüt üyesi, örgüt terminolojisinde örgüt üyesi anlamında. Öğrencilerin teşhis işlemlerini kollukta yaptım. Yani kendileri öğretmen yönetici, üye, evet, öğrenci statüsü. Öğrencilerden iki isim veriyor. Yani false flag mi yapmışlar tırnak içinde, sahte bayrak mı yapmışlar? Bir şekilde Masonların içine sızmış da olabilirler kendi çabuk. Ya bence öyle yani. Hı. Masonların içine sızıp oradan ne bilgi olduğunu alma bitiyor. Yani bilgi Masonların alma içine sızan bir örgütle karşı karşıyayız değil mi? Bu kadar ciddi. Evet. Sonuçta istihbarat örgütlerine bile sızıyor ya bu kadar. Sonra diyor ama şöyle bir şey söylüyor. 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra Mason yapılanmasında zaten faaliyet gösteremedik. Yani 15 Temmuz'dan sonra Mason yapılanması içerisindeki faaliyetleri noktalanmış. Bunun sebebi, şurayı tamamlayalım. Hemen geleceğim Güngör Yavuz Aslan. Sorunuz varsa beraber alırız. Evet, evet. 15 Temmuz'dan sonra buraya ilgi göstermemelerinin sebebi biraz kendi dertlerine düşmüş olmaları mı? Çünkü Masonluk öncelikli meseleleri mi değil mi? Onu şöyle, anlamaya çalışıyorum. Şöyle, tam aslında doğru bir soru oldu. İfadenin devamında zaten 2016 yani darbe girişiminden sonra gaybubet evlerine saklandıklarını anlatıyor. Gaybubet evinde Ankara'daki 3 ayrı gaybubet evinde, gaybubet evi Fethullahçıların gizlendikleri safe house, güvenli ev, güvenli örgüt ev, evi, hücre evi, örgütün güvenli hücre evi özellikle. Evet. Bu evle 4 Fethullahçı imamın, mahrem imamın birlikte saklandıklarını, bu saklanma olayının yaklaşık 3 sene sürdüğü, 3 sene bunlar evden çıkmadan 3 ayrı ev değiştiriyorlar. Fethullahçı militanlar sosyal medyada ne yapıyorlar biliyor musunuz? Kaçırıldı evet diye propaganda yapıyorlar. Adam 2016'dan itibaren kaçırıldı diye 2 yıl, 3 yıl yeri göğü inletiyorlar. Adamlar işte kendi ifadeleri önümde diyorlar ki biz 3 ayrı evde saklandık, beraberdik, gaybubet evindeydik. Ama Fethullahçılar ne yapıyorlar? Fethullahçılar ve bunların uzantıları, bazıları HDP içerisinde, bazıları da CHP içerisinde işte Milli İstihbarat Teşkilatı adam kaçırıyor. İşte bunlar adam kaçırdılar. Şöyle oldu, böyle oldu gibi kamuoyunu yanlış yönlendiriyorlar. Oysa ki adamlar gaybubet evinde beraberdik. Gaybubet evinde gelişmeleri izledik ve bu işin bir sonu olmayacağına inandık. İtirafçı olmak üzere gaybubet evinden çıktık. Terörle mücadele polisine teslim olduk. Dağdaki PKK'nın teslim olması gibi bir şey aynen bir yerde. Nitekim kaçırıldı izleyicilerimiz merak ediyor bu konuyu. Nazif Bey, bu şey çok önemli. Evet, onlardan bir tanesi Yasin Ugan. Evet. Evet, bu çok önemli MİT konusu. Şimdi Fethullahçı yapı, özellikle 17-25 Aralık sonrasını izleyicilerimiz hafızanı tazelesin. İşte yargıda kendine HSYK yapılanması örnek bir güveni vardı. Terör güveni, sözde bir güveni vardı. Askeriyede bir güveni vardı. Emniyette bir güveni vardı bu hain planlar için. Ama MİT'te özellikle Hakan Fidan'ın MİT müsteşarı olduktan sonra işte az önce bu mahrem yapılanma, gölge yapılanma, bütün yapılanmaları tasfiye edilmeye başlandı. Hem bu mahkeme ifadelerine girdi hem kamuoyunda yakında da çıktı. Bunun sonucunda devletimiz ne kazandı? 15 Temmuz'a MİT giremedikleri en az girebildikleri yerdi. O yüzden zaten 7 Şubat'ın MİT'in hedefi sürekli MİT'ti. Devlete, evet, Milli Güvenlik Kurulu ve devletimizin devletin kalesine girememiş oldu. Üst düzeyine Fethullahçı tehlikeyle ilgili raporları da var. Hem resmi açıklanan raporları, kamuoyuyla paylaşılan da var. Peki bu MİT'in bu direnci,
biliyorsunuz istihbarat örgütleri artık son kaledir. Yani evet, en son evet. Direncinin Türkiye'yi kazanımı ne oldu? 15 Temmuz'un ilk saatlerinde devlete tehlikeyi kim söyledi? Genelkurmay'a Hulusi Akar'ın yanına kim gitti? Milli İstihbarat Teşkilatı gitti. Yani orada verilen, içeride verilen mücadele, bu da Nazif Bey çok önemli bir belgeyi kamuoyuna, gazetecilik adına paylaştı. İşte hain planlığın nasıl gidip neler yaptığının belgeleri de daha bunlar dökülecek. Yani bu alanda çalışan arkadaşlarımız daha yakından takip edecek. Yani bir devletin kurumlarının milli ve yerli olması, işte Milli İstihbarat başında milli ve direnmesinin ne kadar önemli olduğunu biz bir 15 Temmuz gecesi gördük. Evet. Gördük. Bunların ki açıklanması da Hakan çok önemli. Hakan Fidan'ı da koltuğundan etmek için bayağı mücadele etmişlerdi o dönemde. O dönemde 7 Şubat 2012, 15 Temmuz 2016 parantezinde, daha doğrusu 7 Şubat'la 2017-25 Aralık 2013 parantezinde, yani bu konunun, FETÖ'nün çok gündeme gelmesi, o zamanlar adı paralel devlet biliyorsunuz. Paralel devlet meselesinin çok gündeme gelmesi, kimi siyasi mahfillerde ya işte bu konu çok fazla mı büyütülüyor, 7 Şubat fazla mı abartıldı gibi yorumlanabiliyordu. O dönemde FETÖ Tehdit'in ben devletin, ya Sayın Cumhurbaşkanı'nın haricinde devletin eski aklı algılasa bile siyaseten çok iyi algılandığı fikrinde değilim. O kesinlikle yüzden zaten 15 Temmuz'a kadar süreç uzandı. Şu masonluk meselesine bir açıklama getiriliyor, izleyicilerimiz bu konuyu gösterdi. Geçmişte biliyorsun biz haberini de yapmıştık. Bir mezhebe yönelik. Alevi imamı vardı mesela Fethullahçıların. Evet. Biz görüntülemiştik. Süleyman Uysal olması Uysal, lazım. Evet. Yanlış olmasın, öyle hatırlıyorum. Ben Uysal olması lazım. Sonra firar etti. Evet, firar en son Almanya'daydı. En son tarih oydu. Bir Almanya biliyorsun bunların üstlerinden biri. Evet. Görüntülendikten sonra kaçan isimlerden de 15 Temmuz'dan çok önce 2014'te biz görüntülemiştik. Dolayısıyla hani bir mezhebe yönelik bir imamlığının olması o mezhebi töhmet altında bırakmaz. Burada da bir örgütün dernekte olan ama bir şekilde dünyada üst akıllı da bağlantılı bir yapılanmayla yani ilgilendiğini FETÖ'de, söylemiş FETÖ'de oluyoruz. Oradan bilgi alıyor. FETÖ de zaten yani, oradan ilham alıyor falan. Bakın, bu yüzden yani, ilgi çekici. Bakın bu ifadeyi okuyun. Bu ifadede herkesin kod ismi var. Yani masonlar da şimdi bir Fethullahçı asker, bir Fethullahçı polis, bir Fethullahçı jandarma. Yani aklına ne geliyorsa MİT mensubu. Ben Fethullahçıyım der mi? Asla açıklamaz. Asla. Yani namaz kılmasına adam işte burada asker ifadeleri okuyoruz. Evet. Askerlere adam diyor ki muhafazakar bir çocuk Anadolu'dan gelmiş. FETÖ'nün evlerinde yetişmiş. Asker olmuş. Adama diyor ki namaz kılmayacaksın. Cuma'ya gitmeyeceksin. Alkol kripto alacaksın. Olması gerekiyor. Eşini açacaksın diyor adama. Ya bu daha yani daha zina yani, edebilirsin şeklinde verilen hükümler var yani. Evet o işte onu gizli tanık ifadesini o zaman 2015 yılında biz yazdık. Bazıları böyle dalgaya aldı ama sonradan daha uç örnekleriyle. O kadar sapkın bir örgüt ki her şeye müdahale edebilir. Bunun hiç şaşılacak bir tarafı yok. Ya FETÖ'den gelen hiçbir şey bizi şaşırtmaz artık. Onu anlayabiliyoruz. Burada ilgi çekici olan hani dediğim gibi bir gruba yönelik istihbarat amaçlı faaliyetlerinin olması önemli. Evet. Ama doğrudan karşılarına almayı hiçbir zaman tercih etmediler. Evet. Öncelik her zaman az önce söyledi Güngör Yavuz Aslan, Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Kuvvetleri'ydi. Şimdi anlamını görüyoruz. Hı. 2007'den itibaren Türkiye adeta ciddi bir tabii tarihsel süreçle de alakalı. Her şey bir büyük bir planla. Bunların daha doğrusu planlarıyla olmuyor. Sonuçta tarihsel süreç işleyerek buraya geliniyor. Ama bir Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şu anda sahada olmasından önce bu güzide kurumumuzun komutanlıklarına yönelik operasyonlar aşama aşama başlamıştı. Deniz Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri. Hava Kuvvetleri'nin önemi zaten 15 Temmuz'da anlaşıldı. Jandarmanın önemi ayrı anlaşıldı. Evet. Az önce işte şeyi nereden biliyoruz dedin Bayırbacak Türkmenlerini. Evet. 19 Ocak 2014'teki MİT tırları meselesinde gördük. Bir parantez şu da var. Orada jandarma da çok önemliydi. Çok önemli bir konu. Mesela bu mücadele o kadar derin, lider, ülkeyi yöneten insan o kadar önemli ki. Hakan Fidan'ın işte milletvekili adaylığı geldi gündeme. Evet. Gündeme Sayın Cumhurbaşkanınız Başbakan unvanıyla ne dedi? Kime sordunuz dedi. O benim sır küpüm dedi. İşte bir iradenin, işte 15 Temmuz gecesi ya Sayın Cumhurbaşkanımızın çarısından sonra memleketin nasıl yani hareket ettiği. Yani darbeyle koltuğundan ödemediklerimiz bir şaşırmış. Biz de az önce dediğim zamanın, biz yaşadığımız olaylar, biz şu anda bir zamana şahitlik ediyoruz. Bundan 10 yıl, 15 yıl önce ömür vaki olursa bakıldığında, bu dönemi sizin gibi belgeler açıklandığında biz daha vay bey neler zaten oldu. Gazetecilerin tarihe malzeme sağlayan, ne diyelim, ham tarih üreticileri demeyelim, kafadan uydurma şeklinde değil tabii ki tarihe.
bir şekilde belge tanıklık, bilgi sağlayan. Hem tanıklık etme hem de belge bilgi sağlama. MİT opera, MİT kumpasına da nasıl tanıklık ettik? Şimdi Ferhat Ünlü'yle, şimdi izleyici bilmeyenler için Ferhat Ünlü'yle biz Sabah gazetesinde özel istihbarat biriminde beraber çalışıyoruz. 10 yıldır beraberiz. Yıl 2011'in sonlarıydı. Aralık aylarında. Tabii ben o zaman adliye muhabiriyim ve bir haber kaynağım beni acil koduyla görüşmeye çağırdı. Çok önemli olduğunu belirtti. Gittiğimde elinde bir ifade gördüm. İfadede İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir MİT mensubunu, MİT'in önemli bir MİT personeli demeyelim de ne MİT'in haber kaynağı mı oluyor? Neyi oluyor? Muhbir. Muhbiri. Elemanı. Haber elemanı. Aslında kadrolu elemanı ama muhbir. Adamın işi bir başka ama belli bir yere şöyle, angajı olmuş. Şöyle muhbirse kadrolu oradan değildir. Ama hani oradaki şeyi tam ama hatırlamıyorum. Ama maaş falan ödeniyor onlara biliyorsun. Evet. Yani istihbaratçılarda öyle şeyler var. Ödenek yani, var evet. Yani, maaş yurt değil de ödenek var. Yurt dışında görevli MİT adına çalışan bir kişiyi İstanbul Terörle Mücadele Şube o muhbir de evet hatırladım şimdi. Muhbir. Özel yetkili savcıların gözaltı yaptığı ve ifadesinde adamın MİT adına nasıl faaliyet yaptığının bütün detaylarını faş edildiği. Yani MİT'e nasıl girdiği, MİT'te hangi birimle görüştüğü, işte o sızdığı örgüte nasıl sızdı, oradan nasıl bilgi, her şeyi faş etmişler ve o adamı şey yapmışlar. Yani ne yapmak istemişler? MİT'le bir terör örgütünü yan yana getirmek istemişler. O ifade 45 sayfalık bir ifadeydi. Bunu orada gördük. Hemen 15 gün sonra yine aynı haber kaynağım yine beni bir yere çağırdı. Onu da hatırlıyorsun. Bir gazeteci arkadaş vardı. Şu PKK'nın içine sızan. Evet. Hakikaten de başarılı bir şekilde PKK'nın içine sızan. O dönemde evet. O dönemde PKK'nın Hollanda'daki merkezine flaşı takıp oradaki bilgileri yeni mahalleye aktaran bir çocuk yani. Bu kadar memleket adına. Ya Kandil'de fotoğraf çekerdi. Sen iyi bilirsin yapmış. Bir katkı evet. Buna. Kandil'de fotoğraf çekerken orada özel bir programla tam konumu örgütle ilgili, örgütün liderlerinin tam konumunu o zaman teknoloji şimdiki gibi değil. O dönemde o fotoğrafların ona özel bir programla onu tespit etmeye yönelik faaliyetleri olduğunu biliyoruz o dönemde. Ya bu tür elemanları ifşa eden, MİT'e doğrudan hedef almadan önce o dönemde tıpkı daha önce muvazzaflara gelmeden önce emeklilerle, emekli personelle başladıkları gibi TSK'da buradan yürümeye çalışmışlardı ve engellendi. Bir bilgi, sonra, bir hatırlatma var çok kısa izleyicimizden. 15 Temmuz'u ihbar eden eski FETÖ'cü bir binbaşı diyor. Fakat MİT eleman değil, biz MİT eleman olduğunu söylemedik. Öyle bir şey söylemedik. Binbaşı şey MİT'e gidiyor, MİT onu genel kurmaya şey yapıyor. Hayır, bilgiyi alıyor ondan sonra önce müsteşar yardımcısı düzeyinde sonra müsteşar düzeyinde kamu genel kurmaya gidiliyor. Kamu için söylerim, Orka evet. isimli bir binbaşı. Binbaşı evet. Yani o dönemde MİT eleman olduğunu söylemiyoruz, onu düzeltmiş olalım. Şöyle, sonra dedim ya haber kaynağım acil koduyla ikinci kez beni çağırdı. Yine bir MİT adına çalışan bir kişinin detaylı ifadesinin alındığı MİT ve PKK arasında bir köprü kurulmaya çalışıldığı, onların yan yana getirilmeye çalışıldığı yönünde yine 50-52 kumpas sayfalık. Aslında biz şuna şahit oluyormuşuz. MİT'e bir kumpas çekiliyormuş. Geliyormuş adım adım. Biz de buna şahit oluyormuşuz. Evet. Ya ne oluyor şimdi emniyet terörle mücadele MİT'çileri niye deşifre ediyor? Yani ne oluyor böyle? Ya iki kurum niye birbirine girdi? Biz aslında aramızda tabii bunları tartışırken artı biz sonra şöyle bir şey yaptık. Devrimci karargah terör örgütüydü bu. Birinci kişi. Karargahı MİT çökertti diye 2011 aralığında bir haber. Evet. MİT'in de 103 sayfalık bir raporu vardı hiç unutmuyorum. Evet. 103 sayfalık raporu terörle mücadele şube müdürüne veriyor. Ömer Köse şu anda cezaevinde. Fethullahçı. Hem adam MİT'ten rapor alıyor, operasyon yapıyor hem de bu raporun yazılmasını sağlayan MİT personelini alıyor. Örgütle iltisaklandırmaya çalışıyor. Oradan MİT'e yönelik bir operasyon çekiyor. Başladı anlaşılmış. Biz buna, toparlarsak azıcık. Bu iki olaydan tabii bir tanesini biz devrimci karargahı MİT çökertti diye o MİT'in raporunu haber karargahı yapınca. Karargahı MİT çökertti. DGM'ye gittiğim gün orada bir özel yetkili savcı bana dedi şimdi ki, firari mi cezaevinde? Firari, Mehmet Karababa. İsmi şu Karababa. Anda firari. Hakim bana, miydi o savcı mıydı? Hakim. Hakimdi değil bana mi? Bana şunu söyledi. Dedi ki Nazif bu işlerle uğraşma, bilmediğin konular var, bu sularda boğulursun. Klasik fazla FETÖ'cü. Diye
beni tehdit. Ben de... Ya Ali Fuat Yılmazer o zaman dememiş miydi şimdi cezaevinde FETÖ'yle yıllardır mücadele eden gazeteci arkadaş Nedim Şener için? Nedim bu sefer girmesin, arada kalır, ezilir, ona söyleyin. Evet. O salağa söyleyin, girmesin bu sefer ben demiş. Bunların böyle bir tarzı de, hep vardı yani. Yani tabii o zaman o özel yetkili Beşiktaş'taki mahkeme çok küçük bir yerde. Orada beni gören bu haber üzerine terörle mücadele eden polisler, abi haberini okuduk, haberin çok yanlış. Aslında bu bizim emeğimiz, işte burada sanki MİT'e... MİT'e burada bir övgü işte, var gibi övgü falan. Var gibi çok tepki almıştı o dönem özel yetkili mahkemede o haber. Ben de gelip bunu gazetede size anlatmıştım. Hatta ne oluyor yani bunlar niye bizi böyle tehditvari konuştular dediğimizde 7 Şubat tablo gelip netleşti. Çattığında olay netleşmişti. Evet. Demek ki biz tarihe yavaş yavaş böyle gıdım gıdım tanıklık etmişiz. Yani. Evet. Şimdi tarihe 2020'de nasıl tanıklık edeceğiz? Oradan ilerleyelim. Türkiye'nin istihbari rakipleri var Güngör Yavuz Aslan. Orta Doğu'da bilhassa. Ya bunlar küçük ülkeler ama yine de önemli sonuçta. Birleşik Arap Emirlikleri'nin iki casusu yakalandı. Biri şüpheli biçimde intihar etti. Bir İran ajanı, eski ajanı, soyadı Mevlevi, İstanbul'da öldürüldü. Hala İstanbul, İngiliz şüpheli öldürüldü. Onu konuştuk. Le Mezurier hikayesini Nazif'le de konuştuk. Şimdi Baye ayrı bir yerde, Suud ayrı bir yerde ama İsrail'in istihbarat faaliyetleri hep devam ediyor. Başka ülkelerin Türkiye aleyhine istihbarat faaliyetleri var. Askeri manada değil ama özellikle istihbari manada soruyorum. Türkiye'ye 2020'de hangi ülkelerle hani istihbarata dostluk olmaz ama en azından şu anda hasım ülke statüsünde değil diyebileceğimiz konumda olabilir. Orta Doğu'dan bahsediyorum. Hangileri Türkiye aleyhine faaliyetlerine, yoğun biçimde devam edecek? Kimlerin vekili olarak yapacak bunu? Yoğun olarak tabii ki Körfez'deki veliahtlar durmayacak. Devam MBS. Onlar hele de iktidara tam gelirse. Onlar artık Muhammed Bin Selman'dan bahsediyorum. Son dönemde de artık açıktan İsrail'le Mossad'la güvenlik anlaşmalarını açıktan yapmaya başladılar. Eskiden açıklamıyorlar, açıklıyorlardı. Biz daha Körfez'in az önce işte Dubai-Beyrut hattını şey yaptık. Beyrut merkezde operasyonlar da çoğalabilir. Çünkü Lübnan ciddi anlamda gevşemeye başladı. Oradaki hem terör örgütleri ya da istihbarat örgütlerinin alanları genişledi. Dost olarak Tunus ziyareti çok yerinde bir ziyaret Cumhurbaşkanı. Tunus, Cezayir ve Fas Arap ülkeleri için söylüyorum. Türkiye'ye de daha da yakınlaşabilir. Arap Birliği toplantısında Türkiye'nin Libya'ya karşı adımlarını veto eden karara katılmadılar. Fas bu ülkeler arasında, Tunus, Cezayir bu ülkeler arasında. Türkiye aslında istihbaratı olarak konuşurken siyaseten de dostlarını ve kendi yanında durabilecek ülkeleri, önemli aktörleri çoğaltmaya çalışıyor. Şu var, özellikle herkesin gözü sırf Kanal İstanbul değil. Bu istihbarat olayında da Türkiye. Sizin Kaşıkçı Vahşeti'ni çok iyi işlediniz. Aslında o kitabıyla da bir hizmet verdiniz. Şu var, sanki İstanbul'u böyle karanlık işlerin, az önce o kargo olayında da konuştum. Karanlık operasyonun yapıldığı, entrikaların döndüğü bir yer olarak aslında resmen. Aslında Napolyon dediği gibi dünya bir ülke olsa başkenti İstanbul olurdu. İstanbul olurdu. O zaman Konstantine diye anlıyor söylediği zaman. İstanbul'u ama işte bizim de bunları iyi görmemiz lazım. O söz Hegel'e de atfedilir bu arada ama Bonaparte söylemiş. Fakat zaten Bonaparte kendisi işte de bir Hegel ayrı. Ama işte az önce konuştuğumuz gibi devletimizin kurumlarının bu istihbarat başkanlığımız MİT, artık Milli İstihbarat Başkanlığımız yaptığı olayla çok önemli. Bakın eskiden bu FETÖ yapısıyla ilgili birçok şeyleri konuşurken olumsuzlukları 15 Temmuz'dan sonra Suriye'de YPG'nin PKK'nın 3. adamını teslim alan bir MİT var. Adam kendisi geldi, ismini vermiyorum, teslim oldu ve Türkiye, o da bir flaşla geldi. Hı. O flaşın biz Suriye'de Zeytin Dalı'nda ve Barış Pınarı'nda çok artık daha şey var. İşte Kandil'den artık hareket eden terör örgütü üyelerini vurabilen bir istihbarat başkanlığımız var. Bu gelişerek daha devam edecek. Ama buna karşı Türkiye'nin bu gövdesinin büyümesine karşı dışarıdan baskılar da çoğak gelecek. Dönüp dolaşıp herkes CIA ve Mossad ilişkisine geliyor. Ama biz ne kadar yanımızda dost gördüğümüz, bak çok önemli, önemsediğim için S-400 alsak da, Suriye'de hareket etsek de büyük ihtimal Libya'da da çalışacağız. Ama Rusya'ya dikkat etmek lazım. Rusya ilk defa sıcak denizlere indi. Amerika ile Türkiye'nin uzaklaşmasını kendine hep bir artı değeri ve size söyleyeyim Putin'in ileriki günlerde Türkiye'nin cevap veremeyeceği talepler de gelir. Putin'in Kırım'ı işgal ettiğini unutmayalım.
Hiçbir zaman işgal altında Türkiye'ye rağmen. Unutmayalım. Evet. Ve evet, bugün Türkiye İdlib'i, hala tanımıyor bu ilakı. Ve İdlib'in, bakın İdlib'in mübessili Rusya'dır. Biz içeride ev ödevimizi yapıyoruz. 12 gözlem noktasında silahları susturduk ve uzaklaştırdık. Ama karşıda rejimi tutmuyor. Hala içeri ve hava desteği veriyor. Bakın Suriye'nin hava kuvvetleri yok denecek kadar az. Rusya destek vermese uçan tenekeler. Yani uçan bildiğiniz tenekeler. Hafter'e destek veriyor. Hafter'e de destek veriyor. Bu yani cadı kazanı gibi bir jeopolitikte biz, jeopolitikte milli ve yerli silahlarımızı, güçlerimize, şeylerimize bak bir direnç noktası oluşuruz. Daha istihbarat oyunları bitmez. Hiç aklımıza gelmeyen bir ülke üzerinden de bize yapabilirler. İran ne kadar sıkıştığında Türkiye'ye yanaşsa, bir konu talepte bulsa, İran istihbarat... %100 güvenilmez bir ülke olmadı çok, malum. Çok ciddi bir muhalifi, Hümeyni zamandan kaçan çok ciddi bir muhalifler İstanbul'da, Ankara'da... Halkın Mücahitler Örgütü üyelerini o zaman öldürmüşlerdi. Evet. Şunu da hep atlıyoruz. Suriye bir istihbarat devletidir. El Muhabaret'in başta Hatay, Antakya ve Esad da yerinde durmayacaktır. Pek çünkü çok Orta Doğu devleti gibi. Türkiye üzerine kendine göre hesaplaşmalar. Bu mücadele böyle devam edecek. Türkiye'de buna karşı tezkereyle yaptığı adımlarla askeri gücünü mücadele. Ama şu var, kim kazanıyor, kim kaybediyor noktasında insanlar yorum yapıyorlar. Yani kazanç ve kaybet, işte CHP'nin kazancıyla bakış açısı... Hatay, Antakya dedin de biz Laskiye'ye gideriz ama onlar Antakya'ya gelemez. Evet. Tabii, o kadar söyleyeyim bunu yani. Bunu Suriyeliler de çok iyi biliyor. Evet. Yani söyleyeyim, Suriye'de şu anda Şam'ı hep atlıyoruz. Şam'daki akıllı adamlar da Esad'ın gideceğini biliyorlar. Hı-hı. Artık onlar da gördüler. Yani Suriye'nin geleceğini. Herkesin zaten şu andaki bu olayın bitmemesinin sebebi Suriye'nin geleceğine karar verilmedi. Parçalanmış bir Suriye mi? Gevşek federasyonlu bir Suriye mi? Nasıl bir Suriye olacağını var. Türkiye'de diyor ki özür dilerim. Mahalleye diyor ki kardeşim mahallenin delikanlısı var. Ben varım. Siz gelmişsiniz. Burada rajon kesiyorsunuz. Evet. Türkiye artık bunu gücüyle, hareketleriyle, yaptığı adımlarla bunu göstermeye başlıyor. Biraz biz Türkiye kamuoyunda, izleyicilerimizde, hepimize de bir görev düşüyor. Ya bu ülkenin bekası, geleceği, bizim çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği söz konusu oldu mu? Libya'da ne işimiz var demeyelim. Siyaseti bir kenara bırakmak lazım. Şunu biz gazeteci olarak soruyorum Nazif Bey. İbrahim Bey şu soruyu soruyorum. Bugün bir tantana koptu mecliste. Amerikan askeri Libya'ya gitseydi aynı sözleri söyleyecekler miydi? Mümkün değil. Amerikan 6. filosu bugün deniz piyadelerini Trablus'a çıkarsaydı ve Türkiye'de bir olağanüstü ama neden Mehmetçik gidince Suriye'ye gidince? Ya bunlar Amerika işte Suriye YPG'ye ne yaptı? 20 bin tır mıydı? 25 bin tır üzerinde. 25 bin tır silah gönderdi değil mi? Evet. Bunlar hiç sesini çıkarabildiler mi? Çıkaramadılar yani bunlar dediği gibi. Evet. Libya'ya da gitse Amerika. Bir de üzerimde kısaca yani. Notlar var. Hatta destekler var. Sizi izliyorlar. Kozmik Masa'nın izleyicisi olduğu için Doğu Türkistanlar, Çin işgalde bizi diyor asla unutmasınlar. İleriki günlerde Asya jeopolitik çok hazırlanacak. Türkiye'de tartışılıyor. Bir de şu var. Bizi diyor hani ekranlarda, medyada, mesleki olarak bizim mahallede ve konuşanlar bizi bilsin diyorlar. Yani giriyorlar Doğu Türkistan hakkında yorum yapıyorlar ya da bir siyasi kanadın. Bilenler konuşuyor diyorlar. Çin lobisinin ağzıyla nasıl Türkiye'de petrodolar lobilere bir pazar grubu her şeyi satmaya çalışıyorlar. Yani Çinlilerin ve resmi ideoloji şeyle değil. Sayın gerçekten Cumhurbaşkanı, konuyu bilerek. Evet. Şunu da kamuoyuna hatırlatmak istiyorum. 2009 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız başbakan olarak Urumçi olaylarındaki şu çıkışı çok önemlidir. Orada bir katliam yaşanıyor. Katliam tehlikesi var. Dendi böyle de bir tehlike var. Yani bizi izledikleri için bu notumu da iletme kaç günden beri var. Orada bazı Çin kaynakların yani Çin'e muhalif olan kaynakların bile kabul ettiği bir insan hakları ihlali var. Evet. Yani Müslüman Türkler, evet. Uygur, Kazak, Doğu Türkistanlı yaşıyor. Ama kaç gün özellikle bir tartışmadan dolayı çok üzüldüler. Ben de onların sizin programınız aracılığıyla şey var. Peki bu vesileyle paylaşmış olalım. Son dakikalara giderken İbrahim Baran'dan aynı soruyla farklı bir perspektifle tabii ki cümleler almak isterim. Şu anlamda Türkiye bütün Sahra üstünden işte Orta Doğu'ya uzanan coğrafyada nasıl bir istihbari tehditle karşı karşıya kalacak 2020 için ve bundan sonra bu coğrafyadaki etkinlik nasıl artacak? Türkiye için askeri ve istihbari tehdit aslında az önce Nazif Karaman'ın da söylediği gibi 2012'den sonra peyderpey ve 2016'dan sonra yoğun bir şekilde olmak üzere başladı. Yani teşbih hata aranmazmış. Türkiye şu an kurtlarla dans ediyor. Fakat bizim dans etmeyi çok iyi bilen bir liderimiz var. Bunu açıkça söylemek gerekiyor. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, işte keza onun desteklediği Hafter grubunun Libya'sı, hı hı. Ardından işte Suriye'de Esad rejimi, keza Güngör'e uzasının söylediği gibi Rusya'da hani şey derler işte Ruslar ayıyla yatağa gir ama baltayı elden bırakma derler.
öyle bir ilişkimiz var. Ayı bu arada var. Rusya'yı simgeler yani. Evet. Sembolü olur. Evet. O yüzden evet. Yani dolayısıyla Türkiye çok yönlü bir istihbari tehditle karşı karşıya kalabilir. Yani çünkü hakikaten hükümet çok önemli, çok kritik adımlar atıyor. Fakat Türkiye'nin gerek devlet aklı olarak, gerek devlet geleneği olarak bu tehdidi bertaraf edebilecek gücü ve tecrübesi son derece yerinde. En önemlisi işte Milli İstihbarat Teşkilatı gibi bir kurumun, Milli İstihbarat Başkanlığı oldu değil mi yani şimdi? O kurumun yerli ve milli olması ve işini çok iyi yapması bu anlamda çok önemli. Keza yine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin... Nasıl ittifaklar, yani ittifak derken bu sahadaki anlamı. Dengeleri tabii yani istihbaratta %100 ittifak hiçbir zaman olmaz ama o dengeleri doğru gözetmek ve o dış politik perspektifi stratejik anlamda doğru belirlemek de önemli. O yüzden sordum. Yani bütün bu ülkelerle hem dans ederken hem de bir taraftan yer yer asimetrik ittifak yaparken tabii. Türkiye'nin kendi yanına çekebileceği ülkeler var mı? Rakip sahadan dahil olmak üzere. Yani şöyle, bu siyasette, dış politikada bugün dost ve düşman diye bir şey yoktur. Bu Lord Palmerston ilkesi biliyorsunuz. Çıkarlar vardır. Türkiye çıkarları doğrultusunda yani dün düşman olduğu ülkelerle bir araya gelebilir, görüşebilir. Mesela Suriye ile çok ciddi bir kriz yaşadık ama Dışişleri Bakanımızın bundan birkaç ay önce yaptığı bir açıklama vardı. Daha düşük düzeyli görüşmeler sürdürülüyor Suriye ile ilgili olarak diye. Yani Türkiye kendi güvenliğini tesis etmek, işte mazlum coğrafyalardaki bir şekilde bundan 100 yıl önce aynı devletin çatısı altında yaşadığı insanların güvenliğini tesis etmek üzere her türlü adımı atabilir. İstihbari anlamda, stratejik anlamda. Keza Doğu Türkistan meselesiyle ilgili olarak şunu söylemek gerekir. Orası da bizi ciddi olarak ilgilendiriyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir ifadesi vardı geçtiğimiz günlerde. Bazen bir adım atarsanız ve bunun bedeli çok ağır olur. Mevcut kayıplardan çok daha fazla kayıplarla karşı karşıya kalabilirsiniz diye. Yani işte gönül coğrafyamız, bizim medeniyetimiz, gider alırız gireriz şeklindeki bir yaklaşımın artık real politik bir dış politika, real politik merkezi bir dış politika anlayışına geçti Türkiye. Ben 2020 yılını ve bundan sonraki süreci Türkiye açısından 2019'da 2019'dan daha iyi olacağını düşünüyorum. Evet. Umuyoruz ve düşünüyoruz. Hı-hı. Çok teşekkür ederim her üç konuğuma da. Sabah gazetesi özel istihbarat şefi Nazif Karaman bizimle özel bilgiler paylaştı. Gazeteci İbrahim Baran, teşekkür ediyoruz kendisine de ve Güngör Yavuz Aslan gazeteci sahadan özel bilgilerle katkı sağladı bize. Çok teşekkür ediyoruz. Kozmik Masa'da bu akşam 2019'un geçmişin bir yıl öncesinin fotoğrafını çektik. 2019'da ne ektiğimizi ve 2020'de dış politikada ve istihbaratta ne biçebileceğimizi konuştuk. Libya'yı konuştuk, Suriye'yi konuştuk, bölgeyi konuştuk, ülkemizi konuştuk, terör örgütlerini konuştuk özel bilgilerle. Bir sonraki Kozmik Masa'da buluşmak üzere demeden önce saat 2.30'da bu gece tekrarımız olacak. Onu da hatırlatmış olalım ve önümüzdeki hafta buluşmak üzere diyelim. Yine özel bilgilerle ve önemli konuklarla. Hoş kalın, hoşça kalın.